Efendim, her şeyin sebebine hoş geldiniz. Türkiye televizyonculuk tarihinin arka arkaya Yalın Alpay'la beraber en ilginç, belki de bugün için modern ama gelecekte klasikleşecek çok ciddi programlarını yapıyoruz desem hakikaten yalan olmaz değil mi Yalıncığım? Üst üste ele aldığımız konular ve konuklar ileride tarihe not düşecek, ben açıklamalar hepsini içeriyor. Hatta çok böyle temel bir yere temas ettiniz. Ben de içerideki konuşmada benzer şeyler söyleyecektim. Evet, yani çünkü şöyle bir karar aldık. Efendim, bugünkü konuğumuz Fatoş Altınbaş Sarıgül Hoca. Popüler kültür üzerine sizi konuşturmaya geldik ama hocam şöyle bir karar aldık biz. Yani popüler kültür tabii popüler bir konu ama bizde popülerite biliyorsunuz tuhaf bir şekilde ele alınıyor ve popülerite olan şey sanki hani kötü, junk, 5 dakika sonra bitecek, ömrü tükenecek bir şey gibi aldandırır için biz Yalın Alpay'la, halkın ağzıyla popüler konular ele almamaya, tam tersi temel konuları ele almaya karar verdik. O yüzden her şeyin sebebini incelerken sizi bugün davet ettik. Siz de lütfettiniz, geldiniz. Çok ciddi bir konu bu. Popüler kültür. İlk önce bunun tarifiyle başlamam lazım. Müsaadenizle normalde hani hanımefendiler önceliklidir ama sana da tabii soruyu soracağım. Hocam, siz bir kitabınız da var. Popüler kültür üzerine Altınbaş Üniversitesi'nin yayınlarından çıkmış. Tabii sayfa sayfa çevirdim, hatmettim ama anlatmaya kalkarsam bunun derinliğini, çok güzel bir kitap. Saatler sonra programın süresi yetmez. Ama sizden rica, siz popüler kültürü nasıl tarif ediyorsunuz? Tabii ki mesleğiniz gereği sosyal bir konu, sosyolojik bir konu, hatta antropolojik bir konu olarak da ele alınabilir isterseniz. Evet. Niye bu konuyu seçtiniz? İlk önce bir tarifinizden başlayalım, sonra niyesine geçelim. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok mutluyum burada olduğum için ve bu konuyu birlikte irdeleme fırsatı bulduğumuz için. Popüler kültür konusu nereden ilgimi çekti? Öncelikle antropoloji doktorası yaptım. Dolayısıyla da antropolojinin başlıca temel konusu önce insan ve sonra da insanın olduğu, her yerde olduğuna inandığımız kültür olgusu. Dolayısıyla kültürün ne olduğunu irdelemeye başlayarak ben de akademik kariyerime ve düşüncesel yaşamıma başladım. Ve bunun devamında da özellikle de 21. yüzyılın ikinci yarısında önemli konulardan biri haline gelen popüler kültür konusu da elbette kültürün devamında tartışılır, konuşulur bir olgu yani olarak. 1950'lerden sonra mı bu furya başladı? Evet, popüler kültürü medyayla ve teknolojik gelişmelerle yaşıt olarak görüyoruz. Yani ilk önce yazılı basın dediğimiz mecmua, ilk ismiyle, daha sonra dergi, gazete, daha sonrasında radyo. Ben mecmuaya yetiştim, onu söyleyeyim. Rahatlıkla söyleyebilirim. Dolayısıyla böyle basın ve medya, kitle iletişim araçları yoluyla yayılan bir kültür biçimi diyoruz popüler kültür. Ama tabii 1980 sonrası televizyon ve 90 sonrası da internetin gelişmesiyle birlikte küreselleşmenin de etkisiyle şu anda popüler kültür özellikle modern bir hayat biçimiyle yaşayan ülkeleri çok fazla kapsama altına almış bir olgu. Kökeni populus kelimesinden, eski Latince toplum kelimesinden geliyor. Topluma dair, toplumun yarattığına inandığımız bir kültür biçimi. Fakat tabii tartışırız, değişik savlar var ki... Liberal midir? Serbest midir? Özgürlükçü müdür? Değişik savlar var ki popüler kültürü toplum mu yaratıyor, yoksa popüler kültür bir endüstri ve topluma bir dayatma mı? Bu savları konuşabiliriz burada tabii hep yani, beraber. Hemen Yalın'a döneceğim müsaadenizle. Çünkü büyük düşünürlerin hep şöyle bir korkusu var. Ya diyor, bu kanunları, nizamları vatandaşın diyor, yani toplumun beğendiği ya da beğenmedikleri üzerine yazarsak diyor, sıkıntı olur diyor. Yani evrensel hale getirmek lazım bunları diyor. Popüler kültür evrensel midir? Şimdi yani... Nereden girdin hoca diyorsun? Yani tam ortada. Yok, buna cevap vermek için biraz daha geriden değil, almak tamam, gerekti dinle. De o yüzden bir durakladım. Yani nasıl yapayım? Biraz yani daha bir, geriden almaya çalışayım. Birisinin ortaya çıkıp attığı, milletin beğendiği viral bir şey haline mi geldi? Yoksa hani çıkışından uzaklaştı mı? Özgürlükçü müdür? Tam tersi bunun üzerinden vatandaşa ve bireye baskı kurar. Bak popüler budur ha, öbürü değil falan diye. Yani bunu bir açarsan çok sevinirim. Oradan tabii, tekrar hocaya dönüyorum. Tabii, memnuniyetle. Bunu yapmak için tabii önce kökenlere bir bakmak gerekecek. Kökenler için isterseniz önce çok kısa kültürün ne olduğuna dair betimleme yapmaya çalışayım. Kültür, doğal halde bulunmayan ve yalnızca insanın bilincinden üreyebilecek, dışarı çıkabilecek bir soyutlamadır. Bir anlamlar ağı. Yani bu kültür bizim görmediğimiz ama hayatı anlamlandırmak için kullandığımız her soyut şeyin içine sinmiştir.
Buna kültür diyoruz. Ama kültür kendi içinde farklı şekillerde üreyebilir. Toplamda yaklaşık 4 tane farklı kültür sayarız. Ama bu soruların cevaplarını çok net bir şekilde vermek doğru değil. Burada şöyle diyelim, olası bir sürü anlatıdan bugün sadece bir tanesinin üzerinden gitmeye çalışalım. Ve bu anlatıda hipotetik olarak sadece bu seferliğe mahsus olarak 4'e ayırmayı deneyelim kültürü. Bir soru soracağım. Tabii hocam. İnsanı diğer canlılardan ayıran bir unsur mudur kültür? Kesinlikle. O zaman rektör yardımcımız ya da müstakbel rektör yardımcımız Talat Çiftçi Hoca'nın kitabında sorduğu soruya cevap buldum. Dedi ki lütfen aşağıya yazınız diyor. İnsanı diğer canlılardan ayıran unsurlar hangileridir diye. Kültürü diye ekleyebiliriz değil mi? Evet. Tamam, okey, güzel. Şurası. Talat Hoca'ya buradan mesaj, bir tanesinin cevabını yani bulduk. Yani şundan kaynaklanıyor, başka bir şey söyleyecektim ama hani bu olunca araya söylemek istedim. Kültür ortaklaşa olarak bazı konulara ve davranışlara, tutumlara verilen isim olduğu gibi o davranışların, tutumların öğrenilmesiyle günlük yaşamı dönüştüren de bir şeydir. Sübjektif midir? Yani hem insan icadıdır hem de insana kendisini dayatır. Sübjektif midir, objektif midir? Kültür her zaman sübjektiftir. Sübjektiftir, doğru. Yani istisnasız şekilde. Medeniyeti buradan daha objektif bir şey diye tarif edebiliriz değil mi? Kültür ve şüpheli. Medeniyet arasında fark. Bence o da şüpheli. Ne güzel. Evet, devam edelim. Yani edelim. Tamam. Onu... İyice deşeceğim şimdi. <yani. gülüyor> Tamam. Bu 4'e ayırma meselesinin üzerinden bir giriş yapmaya çalışayım. İlki yüksek kültür. Yüksek kültür, demin mesela Fatoş Hoca çok önemli bir şey söyledi. Medya olmadan popüler kültür olamaz. Yüksek kültür... kitle iletişim aracıyla dağıtılamayacak, dolaşıma sokulamayacak kadar karmaşık olan kültürdür. Soyutlaması son derece yüksektir ve eğitimli zihinlerin algılayabileceği bir katmandadır. Bu yüzden de herkes için olası bir kültür değildir. Dahil olması olası bir kültür değildir. İzleyicinin her zaman aktif katılımını ister. Belli bir seviyeye gelmek lazım ki... Evet. Kendini içinde hissedir. Evet. Elit grupların yani 1950 öncesi elit grup diye kendini nitelendiren yönetici kesimin. Popüler kesimine... değil, anladım yani. Evet, evet, yüksek kültür. Ben çok popüler şeyler okumuyorum, onu anlamış oldum. Hocam ondan zaten hiçbirimizin şüphesi yok. Yani. İkincisi kitle kültürü. Kitle kültürü kitle iletişim araçlarıyla dağıtılabilecek kadar basittir. Dolayısıyla iletileri herkesin alabileceği şekildedir. Üçüncü popüler kültür. Popüler kültür de aynı kitle kültürü gibi kitle iletişim araçlarıyla dağıtılabilecek kadar basittir. Ama kitle kültüründen farklı olarak halkın geneli bunu isteyerek alır. Bundan haz, eğlence duyar, tatmin duyar. Kitle kültürü şöyle olabilir. Mesajın içeriği aktarılabiliyordur ama halkın hoşuna gitmiyor olabilir. Dolayısıyla kitle kültürüyle popüler kültür arasında böyle bir fark var. Dördüncü de halk kültürü. Halk kültürü genellikle kitle iletişim araçlarıyla değil, geleneklerle, sözlü geleneklerle, birbirine aktarımla gerçekleşir. Folklor diyebilir evet, miyiz? Folklor, yani? Folklor kültürü olarak. Evet, kesinlikle böyle. Şimdi popüler kültür özeline gelirsek, popüler kültürde demin Fatoş Hoca'nın da ayrıntılı bir şekilde söylediği gibi, üreteni, tüketeni her düşünüre göre değişen, kimine göre dayatmacı olarak liberalizmle, kapitalizmle beraber... kitlelerin tüketimini sağlamak için uydurulan anlamlar ağı olarak gösterilebilir. Yani bununla ne kastediyorum? Şu, insanlar artık, bu görüşe göre söylüyorum, insanlar artık üzerlerine bir ceket almaktan çok, barınacak bir ev almaktan çok, kendi imajlarını maksimize edecek evlere, ceketlere, kıyafetlere, arabalara yöneliyorlar. Ve geç kaldın hissiyatı uyandırarak daha almadın mı, daha yapmadın mı, daha gitmedin mi falan diye. Çok doğru. Yani burada nasıl bu ekonomi de yaratıyor, oraya da gireceğiz. Yaratıyor. Yani. Popüler kültürde burada gördüğümüz şey şu. Hani ilk başta demiştim ya, kültür doğada hazır bulunmayan bir anlamlar ağıdır ve istisnasız şekilde üretimdir. İnsan icadıdır. Dönemine göre zorunlu olarak değişir. Üretim biçimleri değiştikçe, ekonominin konusunda tam olduğu gibi, üretim biçimleri değiştikçe hem üreticilerin, üretime katılan kişilerin psikolojileri değişeceği için, burada Marksist yabancılaşma kuramını aslında gönderme yapıyorum. Mesela ne diyorlar? Bir kayan bant üzerinde çalışan bir işçi hiçbir zaman üretimin tamamını kendisine atfedemiyor. Diyelim ki bir buzdolabı yapacak. Evet, bir buzdolabı yapacak. Buzdolabı akan bantta gelirken o hep aynı vidayı sıkıyor. Aynı vidaladığı yeri. Aynı vidayı sıkıyor. Dolayısıyla bittiği zaman üretim, ben bir buzdolabı yaptım diyemiyor. Ben bütün vidayı sıkıştırdım. Evet. O kadar. Ve ne diyor? Ben bütün gün ne yaptım? Ben bütün gün hiçbir şey yapmadım. İçindeki duygu bu. Bu onu hem hayata hem kendisine, ödevlerine, ahlakına, her şeyine yabancılaştırıyor.
bu yabancılaşmadan kurtulmak için kendisine bir haz, bir eğlence bulması gerekiyor. Ve aynı zamanda da yabancılaşmış bu kişiliğini geri toplayabilmesi için ona tekrar bir kimlik kazandırılması gerekiyor. Bu kimliği popüler kültür, kendi kültürel ağı içerisinde bize nesneler olarak sunar. İtibarlı nesneler. En yani itibarlı bunu kullandığın kravat, an sen itibarlı... artık toplum tarafından itibarlı bir insan haline geliyorsun. Evet. Bu hareketi yaptığın zaman, bu ayakkabıyı aldığın zaman, bu çantayı aldığın zaman. Çok doğru. Mesela. Aynen böyle. Veya bu cep telefonunu aldığın zaman falan. Nedeni de şu, mesela popüler kültürle markalaşma arasında müthiş bir paralellik vardır. İlişki de var. İkisi birbirini beslerler. Kim kimi daha çok kullanıyor? İkisi de birbirini kullanır istisnasız şekilde. Çünkü aynı bileşenin farklı öğeleridir. Peki. Ama sarmal bir şekilde bağlanmışlardır. Organik bir bağlılık vardır. Beni çok kısaca mesela birisi dese ki ya Yalın Hoca popüler kültür nedir deseydi nasıl kısaca mesela bir cümlede söylenebilecek bir şey mi bu? Bunlar bir cümlede söylenemez. Çünkü bu çok karmaşık bir koskocaman bir resim düşünün. Bir sürü ayrıntısı olan. Mesela Picasso'nun Guernica'sını düşünelim. Hmm. Her tarafta insan cesetleri, işte at cesetleri. Çünkü Guernica kasabası yukarıya böyle şeyle bakan, bombalanmış. Yakarış halinde bakanlar falan. Evet. Birisine Guernica'yı tarif et dediğinizde nasıl tarif etmek mümkün değilse ve Guernica binlerce yoruma açıksa, farklı şekillerde yorumlanabilirse. Bu da öyle. Popüler kültürde maalesef bizim daha önceki programlarda da işlediğimiz muhafazakarlığı tarif ederken aynı şey. Bunun nedeni şu, bunların tümü irrasyonel izleyin durakları. Hı. İrrasyonel izleyin durağında olan kavramlar kendilerini istisnasız şekilde muğlaklaştırırlar. Tabii. Bunu bilinçli bir şekilde yapması söz konusu mantık değil. Mantık silsilesine dayanmayan bir... Evet. Tepkimenin sonucu öz ortaya çıkan... Öz yapısının gereği olarak muğlaktır. Ha. Yani onun zaten o kavramın oluşma nedeni muğlaklıkla beslenmiş olması. Fatoş Hoca'ya buradan bir göndermeyle girmek zorundayım. Ben özgürlükçü bir insanım. Beni tanıyorsunuz zaten. Yani ikiniz de çok eskiden beri tanıdığınız için iki hoca beni. Popüler kültürün özgürleştirici bir tarafım var, tutsaklaştırıcı bir tarafım var. Aslında her ikisi de. Şöyle ki popüler kültür özellikle genç nesil üzerinde ciddi bir baskı kuruyor. Popüler kültür öğelerini tüketmek zorunda olmak, o trendleri takip etmek zorunda olmak, moda dediğimiz giyim tarzı üzerinden bir anlam yaratma düşüncesine dahil olmak veyahut da toplumdan dışlanmak, aykırı olarak nitelendirilmek sahiden durumunda olmak. Sahiden dışlanıyor mu hocam? Benim yaş büyüdü tabii. Yani Z jenerasyonunun en büyük tehlikesi bu herhalde değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Genç nesilde kesinlikle üniversitedeki öğrencilerden de ben görüyorum ki popüler kültür öğesi olan nesnelerle iç içe yaşayan bir grup var. Bir de bunu reddeden bir grup var. Yani popüler kültüre inanmayan bunun ve bu grup biraz daha da düşünen ve okuyan bir grup. Bunun kapitalizmin de bir getirisi olduğunu savunan bir grup. Dolayısıyla da bu tüketim şeklini reddeden bir grup. 2019'da çağımızda diyeceğim, belki ilk oluşmaya başladığında öyle değildi. Ama çağımızda artık kesinlikle kapitalizmle çok ciddi bir ilişki içinde popüler kültür. Tam benim konuya gel. Sosyalizm bir popüler kültür yaratabilir miydi? Asla yaratamaz. Komünizm yaratamazdı. Asla yaratamaz. Kolektivizm yaratamazdı, öyle anlıyorum çünkü. Halbuki... Tamamen tüketim olgusuyla, tüketim alışkanlıklarıyla ilintili popüler kültür. Yani zaman içerisinde öyle bir şekil aldı. Tabii Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte Amerikan kültürü özellikle Batı odaklı cikletiyle, ülkelerde. Şeyle, sakızıyla vesaire, Coca-Cola'sıyla bilmemiz. Marka kesinlikle. Olarak söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın yani. Bir şey olarak, trend olarak. Çok aktif ve dominant kültür haline geldi. Aslında popüler kültürün pek çok öğesi biraz da Batı kültürünün yansıması diyebiliriz çok rahatlıkla. Hollywood'dan çıkan filmler... Amerika'dan çıkan müzikler, orada üretilen, orada üretilmese dahi orada markalanmış markalar, giyim markaları. Tüm bunlar takip ediliyor ve her ne kadar bazı ülkeler bunu engellemeye çalışsa da mesela Çin gibi, o markaları oraya sokmayarak veya internete kotalar koyarak bu mümkün değil. Çünkü gençler için yasak olan daha da cazip tabii. Hale geliyor. Ve zaten hani ayıp bir şey değilse niye olmasın diyorlar. Arap Baharı'nın bir kısım arkasında popüler kültürün egemen olduğu da düşünülüyor. Peki hocam şunu da soracağım. Yani
Bunun kötü tarafı da var, iyi tarafı da var. Mesela geçenlerde Pakistan'a gittim, İslamabad'a. Ondan sonra bir alışveriş merkezi, zaten tek tük bir tane var. Ondan sonra alışveriş merkezini gezerken bir müzik çalmaya başladı. Allah'ım ne kadar güzel bir şarkı dedim. Kim bu? Enteresan. Alicia Keys ve iki tane Puerto Rico'lu şarkıcı. Popüler kültüre bir ürün katmışlar. Fakat birbirlerinin en güzel taraflarını alarak ve yerel kültürü evrenle birleştirerek müthiş bir müzik. Fakat background'ında Hint tınısı alıyorsunuz, Afrika tınısı alıyorsunuz, Latin Amerika tınısı alıyorsunuz. Yani herkese dinlettirebilecek, herkesin hoşuna gidebilecek bir şey yapabiliyor müzik. Peki, bence müziğin işi daha zor gibi geliyor modacılardan. Çünkü modacılar bir şey, trend başlattı mı herkes koşuyor. Fakat bir müzik, bir müzisyenin kendini bu popüler kültürde beğenmesi için bir tercih yapması lazım. Sanat mı yapacak, popülere mi gidecek? Orada daha çok para var, öyle gözüküyor. Peki yani nasıl, bunun ayrımı o kadar zor, bilime de sıçrayacak diye ödüm patlıyor. Bir kısım sıçradığına inanıyorum. Ne düşünüyorsun? Kimin işi daha zor yani? Benim gözlemlediğim, Yalın da bana katılır mı bilmiyorum. Özellikle sanat dünyasında popüler kültürü öğesi haline gelmiş sanatçılar ve onların yarattıkları bazı gruplar tarafından da çokça eleştiriliyor. Hmm. Ve hatta biraz fazla beğeniliyorsa, takip ediliyorsa, satın alınıyorsa o sanatçı böyle biraz da eleştiriliyor ve kötülenmeye başlıyor. Böyle de bir akım var. Popüler kültür her zaman kötü olacaktır diye bir şey değil. Güzellik algısı popüler kültürün çok değişken ve hatta bazen de dayatmacı. Fakat bunun bazı yetenekleri ortaya çıkarma, bazı yeteneklerin dünyayla tanışmasını sağlama, kültürlerin homojenleşmesini sağlayıp ortak bir dil yaratma üzerinde de çok güzel etkileri var. Herkesin birbirini tanır hale gelmesi üzerinde de çok güzel etkileri var. Tabii bazı görüşlerde diyor ki popüler kültür yaygınlaşırken yerel kültürler ve gelenek göreneklerimiz ve adetlerimiz ve asırlardır belki de taşıdığımız özelliklerimizden vazgeçmek zorunda kalıyoruz. Genç nesiller artık onları unutuyor ve takip etmemeye başlıyor. Böyle bir etkisi de var. Aslında iki tarafında ortak olgusu olan aile popüler kültür için de çok önemli, gelenekler için de çok önemli. Dolayısıyla ortak da pek çok nokta var. Biz bunun içinde yaşıyoruz, kabul etsek de etmesek de her gün binlerce popüler kültür öğesine maruz kalıyoruz. Televizyon izlemeseniz gazete okuyorsunuz, gazete okumasanız Instagram bakıyorsunuz veya Twitter bakıyorsunuz. Yolda giderken radyoya yakalanıyorsunuz. Kesinlikle. Facebook'ta bir şekilde karşınıza bir şeyler çıkıyor. Yani buna maruz kalmamak için teknolojiyi tamamen reddetmek lazım. Buna maruz kalırken de bunun farkında olmak lazım. Aslında böyle. Bu tamamen eğitimle ve farkındalıkla daha güzel yola sokulabilecek bir şeyken dezavantajlarını da işte o tüketim toplumu, o çılgın tüketim ve sürekli çevre kirliliğine yol açan atıklar, biraz da bunların da etkisini ben eğitimsizliğe bağlıyorum açıkçası. Hocam şimdi ikinize de müjde, ısınma turları bitti. Şimdi iyice daha bilimsel ve sanatsal yere doğru giriyoruz. Bir yandan popüler kültürün bizim üzerimizde kurduğu baskı ve sürekli onu almadın mı? Aa falan. Hayır, bilmiyor musun? Nasıl bilmiyorsun? Ne? Ya kendi oğlum yapıyor mi? Beni seyrediyorsa Kerim'in en çok yaptığı şey. Aya hiç bundan haberin yok mu falan diyor. Onun nereden haberim olacak? Yani ondan sonra ya düşünün ki yani Instagram ve Twitter'da binlerce kişiyi de ben takip ediyorum ayrı yeter. Oradan bile görmediğim şeyi ben nasıl yakalayacağım? Meğerse çok trend olmuş öbür tarafta. Yine de ben Mükemmel Arayan Kadını yazarken tabii ki bu konuda en iyi kişi olan Yalın'a danıştım. Tabii. Çünkü roman yazma konusunda müthiş bilgili ve ikimiz şu ayrımda kaldık. O anı çok iyi hatırlıyorum. Şimdi bir yandan romanın gerektirdiği bazı öğeler var. Yani roman yazıyorsanız bunu yapacaksınız. Ama bir taraftan da karşı tarafta okuyucunun detaylara takılmadan sayfaları hızla çevirme talebi var. Evet. Şimdi ben onun ikisinin ortasında bir şey yaratmaya karar verdim. Çünkü Yalın Hoca bana uzun uzun anlattı. Hoca bak bu acayip iyi bir içerik. Fakat bunun roman haline gelmesi için şunlara biraz daha girmemiz lazım diye. Yelda Hanım'ın da kulakları çınlasın. Ondan sonra yayıncımız. Fakat ben çok zor bir karar aldım. Kararım şuydu.
bir yandan bir roman olacak, öbür taraftan da popüler olması lazım. Çünkü bunun sebebi popüler olunca ben çok popüler olacağım değil. Vermek istediğim bir mesaj var orada. Ve bu sizin çalışmalarınızla da çok doğrudan doğruya alakalı. Popüler kültür veya popüler yaşam tarzı insanları kendi özbenliklerinden öyle ileriye bir yere atıyor ki, yani sahilden yüzerek öyle uzaklaşıyorsunuz ki popüler olma uğruna ya da toplumun size yapıştırdığı sıfatlar var. İşte mesela iyi çocuk olmak çok popülerse iyi çocuk oluyorsunuz. Tarifi de yok bunun, demin söylediğiniz gibi. Yani nasıl muhafazakarlığın tarifi yok, popüler kültürün tarifi, bunun da yok. Ama bir süre sonra bir aynaya baktığınızda kendi öz halinizi beğenmemeye başlıyorsunuz. Ondan sonra zaten kayboluş başlıyor insanlarda. Bazı insanlar kendi benliklerine şans eseri dönmek için yani büyük mücadeleler veriyor ama sonunda buluyor fakat bulduğundan da hoşlanmıyor. Böyle bir durum var. Peki biz bir şekilde yaratılıyoruz. Ben doğduğumda benim ismimi Emre koyuyorlar. Sizinkini Fatoş koymuşlar, sizinkini Yalın. Peki biz nasıl kendi karakterimizi, kendi isteklerimizi, kendi arzularımızı popüler kültürün baskısına rağmen dümdüz yola devam edercesine ısrarla nasıl sürükleyebileceğiz? Ya bu kolay bir şey değilmiş gibi gözüküyor. Mesela Fatoş Hanım bu ceketi giyiyor, Emre Hoca bu mendili takıyor, sen o mendili takıyorsun. Sonuçta bu da hani herkesin hoşlandığı, beğendiği bir şey diye mi yapıyoruz? Yoksa gerçekten kendimiz mi seviyoruz? Bizi sürekli sorgulattırmak zorunda kalıyor. Bu nereye kadar gidecek Yalın? Yani insanın kendisini bulması önemli bir yolculuk. Fakat popüler kültür insanı kendisini bulmaktan alıkoyuyor mu? Stephen Hawking ölmeden evvel yazdığı son kitaptaki cümlesini söylüyorum. Sözü sana bırakacağım. Diyor ki en iyi bilim adamı ben değilim. En popüler olduğum kesin diyor. Yani. Güzel. Benim bu güzel konuşmanızda önceliği vermek istediğim nokta şu. İnsanın özü var mı yok mu meselesi. Var mı? Şimdi modernizme göre ve premodernizme göre insanın özü var. Bize ama öyle öğretti. Postmodernizme göre insanın özü yok. İnsanın özü varsa bambaşka bir tasarımdan konuşacağız. Özü yoksa bambaşka bir tasarımdan. İnsanın özünün olduğuna inancımız sürdüğü sürece popüler kültüre inanamayız. Popüler kültüre geçmek için postmodernlerin ön kabulünü çoktan içselleştirmiş olmamız gerekir. Yakacak mıyız köprüleri bu eski konu, öğretilerle yani? Bunu biz farkında olmadan yapıyoruz. Hatta bir dilemma da var burada. Şu, öğrendiğimiz bilişsel bilgilere göre öz taşıdığımızı düşünüyoruz ama üzerimize yağan kültürel bilgilerle herhangi bir özümüzün olmadığını düşünüyoruz. Herhangi bir özünün olduğunu düşünen bir insan markalarla kendisini kurgulamaya gitmez. İstisnasız ama hepimiz gidiyoruz. Araçlarla, nesnelerle, sanat yapıtlarıyla bir insan kendisini tanımlamaz eğer bir özü varsa. Bunların İnanıyor musun ancak, özü olduğuna insanın? Sana şahsı olarak. İnanmıyorum. İnsanı transparan bir varlık olduğunu düşünüyorum. İnsan toplumla ikili bir ilişkisi olan, toplumu bir yandan çok uzun yüzyıllar içinde üretirken kısa zamanda da toplumun bütün etkisini kendi üzerinde taşıyan bir varlık olarak görüyorum. Demin söylediğiniz mendil meselesi mesela. Neden 17. yüzyıl kıyafetleriyle buraya gelmiyoruz? Çünkü insan tarihsel bir varlık olmaktan kaçınamıyor. İnsan kendisinin içinde bulunduğu kültürel anlamların dışına sıçrayacak psikolojik güce de sahip değil. Yani düşünsenize biz şimdi uzay elbiseleri gibi böyle parlak elbiselerle etrafta gezdiğimizi, toplumsal baskıyı kaldıracak psikolojik güce sahip değiliz. O zaman mükemmeli arayan kadındaki aslında hikaye doğru. Toplumsal baskı insanı farklı davranmaya doğru itiyor. Kendisi gibi davranmaya ya da kendisine öğretildiği i̇şte gibi anahtar değil. Anahtar yer burası. Toplumun ona İnsanın dikte ettirdiği gibi. Kendisi gibi olanı var mıdır? Bu bir varsayım. Çok önemli bir soru. Modernizmin varsayım. Çünkü 11. yüzyılda Keykavus demiş ki cevherin sağlamsa sıkıntı yok. O zaman cevher, öz yoksa sıkıntı zaten yok gibi bir sonuca varız. Yani aslında insan etkileşim altında olduğu neyse o. O mu çıkıyor? Evet, bu evet. Hatta bence demin sizin konuşmanızın içinde de bütün nüveler vardı. Mesela ne dediniz? İyi çocuk olmak için ne gerekiyorsa onu mu yapıyoruz? Bugünün iyi çocuk algılayışıyla 100 yıl öncesinin iyi çocuk algılayışı çok farklı. Tabii. Bir tanesinde mahalle kabadayısı en popüler ikonken bugün maganda olarak görülüyor. Doğru. Yani tarihe göre her şey iyiliği, kötülüğü, olumlanışı, olumsuzlanışı her şey farklı. Dahası tarihsiz bir şekilde de olabilir. Yani bugün için bir Marksist için grev
ne kadar iyimser, olumlanacak bir sözcükse bir işveren için belki o kadar olumsuzlanacak bir sözcük. Aynı dönem içinde farklı toplumlar için de doğru tabii, yanlış olguları değişken. Çok onu soracaktım. Aynı dönemin içerisinde farklı taraflarda olan için de farklı algılar oluşabiliyor. Evet, şunu söyleyecektim. Bir işçi doğduğunda bir işçi özüyle mi doğuyor? Bir sermayedar doğduğunda sermayedar özüyle mi doğuyor? Hayır, ama ölene kadar kendi pozisyonlarını koruyacaklar. Genlerden böyle bir alışkanlık geçtiğine hayır, inanan tezler vardır biliyorsun. Bunlar çoğunu safsata o zaman. Ya, nasıl? Yani. O zaman yani, bu hani modernizm ve post, yani aslında modernizm zamanındaki postmodern aslında yani uç hareketler. Mesela Lamarck'ın böyle tezleri var. Yani böyle doğar ve böyle ölürsün diyor. Hayır, diyor ki mesela zürafalar boyunları neden uzun? Çünkü bunlar nesil içinde hep yüksekteki yaprakları yemek için uzandılar. Nesilden nesile bu aktarıldı ve böyle gitti. Darwin'e özgü değil evrim kuramı. Aslında bir öyle sürü değil. Evrimci var. Değil tabii. Yani tabii, aslında değil. Ama bilmeyenler olabilir. Bence söyleyelim. Tamam, benim öğrencilerim hiçbiri bilmiyor. Darwin'ci versiyonu değil. Aslında kuraklık neticesi sadece yüksekteki yaprakları yiyebilen uzun boyunlu zürafalar hayatta kaldığı için, uzun boyunlular ürediği için. Doğal seleksiyonla ötekiler evet, öldüğü için yani. Benim bütün öğrencilerim de böyle algılıyor. Sanki uzandıkça boyun uzadı. Evet. Ve o zaman o aynı dönemdeki kısa hayvanları nasıl tarif edeceğiz? Yani, yok oldu onlar. Var. Hayır, yok oldu. Güçlüler de var vesaireler de var. Zürafalar diyor. Darwin'ci evrim teorisi güçlü olanın hayatta kaldığı üzerine değil de uyum sağlayanın hayatta adaptasyon kaldığı üzerine. Evet, fit to survive. Stephen Hawking diyor ki zeka ayakta kalmak ve hayatta kalmak için çok önemli bir faktör olmayabilir diyor her zaman. Çünkü zeka geldikçe öldürme başlıyor karşılıklı. Adaptasyon kapasitesi. Adaptasyon kapasitesi daha önemli evet, diyor. Bu arada bir şey diyeceğim size. Zekanın tanımı uyum sağlama kapasitesi. Evet, enteresan. Intelligence tabii. Arada bizim intelligence. Yani, IQ en hızlı uyum sağlama kapasitesi. O da işte yani, şeyi veriyor. Bak diyor öyle mikroplar var ki diyor insan şeyinden ömründen daha fazla ayakta kalabiliyor, daha uzun süre yaşayabiliyor vesaire diye. Demek ki büyük tartışma konusu. Yani aslında insanın kökeni ve kültür gibi sübjektif bir kavramla olan etkileşimi hala aslında tam olarak ayakları yere belki de basması gerekmiyor bilmiyorum. Yani basan ben teorilerin üzerinde gitmiyor. Ayak basması için bir iki şey söyleyeyim. Hem de tam size iyi bir pas olacak çünkü bence ekonomiyle çok doğrudan ilintili. 1950'lerde 60'larda orta sınıfın ilk defa elinde harcayabilecek kadar yani şöyle diyelim temel ihtiyaçlarını değil ihtiyacı olmayacak şeyleri itibar kazanmak adına harcayabilme kapasitesi olunca o birikim sağlanınca doğru, popüler kültür o zaman hayatımıza sızdı. Şimdi o para olmasa da mecburen onun peşinde koşmak zorunda kalıyor. O kadar güçlü hale geldi. Evet kültür. Ama o para zaten şimdi var. Yani bunu bir önceki dönemle karşılaştırmamız evet, lazım. Başkasına ait olsa da krediyle alıyor vesaireyle alıyor. Tabii hem de eskiden düşünün 18-20 saat çalışması gerekiyor bir insanın ve karşılığında sadece temel besinini, temel evet, barınma evet, ihtiyacını karşılayabiliyor. İşte Fordizm dönemiyle birlikte ben söyleyecektim. Evet, artık herkes araba kitle sahibi, üretimiyle herkes beraber buzdolabı evet, sahibi olabilir, evet, herkes ev sahibi olabilir. Evet. Bu da yine Amerika'dan çıkan bir trend. Ondan önce sınıf ayrışmaları neticesi işte o işçisin, işçi olarak büyüyeceksin nesillerce algısı vardı Avrupa'da. Amerika'dan çok çıkmış çok güzel bir yere şey, geldi. Tam oraya hocam, soracağım ben. Çok özür dilerim. Tamam, buyurun. Fatoş Hoca çok iyi bir yere temas etti. Şöyle bir durum oluyor. Bizim dönemimizdeki işçilerin hiçbirisi sonsuza kadar işçi kalacağına inanmıyor. Hepsi kapitalist sistem içerisinde bir ara zengin olacağım ben. Son derece zengin olacağına evet, inanıyor. Evet. O yüzden de politik olarak işçiliğin gerektirdiği politik konumu almıyor. Çünkü oraya bağlı kalmadığını düşünüyor. Fordist üretimle de ilgili bence çok iyi bir yere girdi Fatoş Hoca. Ben de benzer bir şey söyleyecektim. Şöyle bir durum oluşuyor. Fordist üretimden önce hep arz sorunu var. Yani üretim talebin hep gerisinde, hep evet, gerisinde. Hiç zaten üretemiyorlar yani. Evet. O yüzden bir şeyi beğendirmek söz konusu değil. Popüler kültür allayıp pullayıp cezbedici satma, kılma, pazarlamacı evet, satma yöntemidir. Neden? Çünkü eğer talep arzın gerisinde kalırsa evet, o zaman arz edenin kendi arzını karşı tarafa satabilmesi için ona ekstra görünmeyen özellikler bahşetmesi gerekir. Tabii. Reklamlarda düşünün, bütün bankalara giren herkes çok güzel, çok yakışıklı, hepsi çok mutlu, bembeyaz dişleriyle bize gülümsüyorlar. Neden? Çünkü o bankayı gördüğümüzde biz kendimizi öyle hissedelim. Tabii.
Yani popüler kültür bize istisnasız her şeyi, düşünün yemekleri, yemeklerin normalde nasıl geldiğini önümüze az çok biliyoruz. Ama reklamdaki görüntüsüyle hiç alakası yok. Çünkü önemli olan bizim... Ağzını sulandırsın algımız. Yeter. Evet, zihnimizde onu gördüğümüzde Pavlov deneyi gibi aklımıza ne geldi, aynen, bizde hangi zilleri çaldırdı. İşte bu tam da arz yönelimli politikalı, yani arzın talebi geçmesiyle anca mümkün olabilir. Merakımdan soracağım, Fatoş Hoca ile başlayacağım sana da. Şimdi Benz fabrikası ilk kurulduğunda biliyorsunuz Monaco'da yarışan zenginler için işte 18 tane arabayı zar zor senede işte üreten. Ondan sonra da Mercedes-Benz oluyor biliyorsunuz. Sanırım kızıyla atfeden bir isim koyuyor. Ondan sonra öyle bir şey vefat eden vesaire diye bir anısı var. Fakat o sırada Amerika Birleşik Devletleri'nde Ford hesap ediyor, kitap ediyor ve kitle üretimine başlıyor. Yani 19. yüzyılın son senelerini kastediyorum. 1907'de zaten kitle üretimine başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri de 1871'den sonra zaten dünyanın en büyük milli gelirine sahip oluyor. Hala da öyle gidiyor. Yani peki Amerikan kültürüyle Avrupa kültürünün bu kadar birbirinden farklı olması ve sınıf bilincinin Avrupa'da hala yerleşikken Amerika'da hiç olmamasının ve 1950'de bu sizin bahsettiğiniz popüler kültür atılımının tam ivmesi sınıf kültürü olmaması mı? Yani sınıf kültürüne karşı çıkış. Ben Türklerde de sınıf kültürü yok ona bakarsınız. Yani zengin var, fakir var işte iki tane sınıf, başka da bir şey yok. Yani. Burada aslında hocam Fordizm'le birlikte hem zenginlerin sahip olduğu nesnelere orta kesimin ve çalışan sınıfın da sahip olunması sağlanırken hem de orta kesim ve çalışan sınıf borçlandırılıyor. Güzel. Ekonomik mecburiyet olarak ortaya çıkıyor. Evet. Yani ne yapıyor? Ford diyor ki bu arabayı alabilirsin ama ayda senin maaşından şu kadar kesinti yapacağım. Ve o borç ödeyene kadar çalışmak zorundasın. Tabii. Yani ölene kadar çalışıyorsun. Çiftçi yani olmaya karar veremezsin. Sanayi tabii devam edecek. Endüstri devam edecek. Mutlaka. Dolayısıyla burada aslında Amerika'dan bu borçlanma algısı, borçlanma alışkanlığı, borcun normalleşmesi, her şeyin krediyle yapılabilir hale gelmesi. Dolayısıyla büyük finans devlerinin yaratılmaya başlanması bu noktadan dünyanın sonra. Büyük borcu Amerika'da. Yani biz seyirciler bilsin diye söylüyorum. Büyük borcu yani. Bu noktaya kadar Avrupa'da evet tüccarlar var, evet servet sahipleri var ve hatta bir kökeni olmasa da servet yapmış, denizcilikten ve ticaretten para kazanmış insanlar var. Fakat bir şekilde bu kadar böyle vahşi kapitalizme yol açabilecek bir davranış alışkanlığı henüz yok. Elitler var, sınıflar var. Evet. Aynen öyle. Bir de tüccarlar var. Tüccarların zenginliği de artık yavaş yavaş kabul edilmeye başlanmış. Oradan da daha... Ki soylu olarak kabul edilmeseler de sonuçta oralara girmeye başlamışlar. Ama bir yaşam tarzı, kurmaya başlamışlar. Burada bu borçlandırma, orta kesimin kendini işte ait hissetmesi, sonrasında reklamlar, televizyonun buluşu, reklamlarla her şeyin özendirilmeye başlanması ve sonrasında da Yalın'ın dediği aslında bugün dünyanın bütün toplumsal ve küresel problemlerinin başında gelen bu üçüncü dünya ülkelerindeki, hı hı, fakirlik ve birinci dünya ülkelerindeki zenginlik, yani dünyanın yüzde servetinin %50'sinin %1'in elinde bulunması buradan başlıyor. Çünkü buradan sonra artık işte bu biz çok üretiyoruz, arzımız çok fazla, talep yaratmalıyız. Nereden talep yaratalım? Hadi üçüncü dünya ülkelerini küresel pazar haline getirelim ve oralardan talep yaratalım. Aslında bütün hikaye buradan başlıyor ve bu içinde bulunduğumuz düzeni çok güzel özetliyor. Sosyal değişim ve gelişim dersi veriyorum ben üniversitede ve o derste okuduğumuz her şey bugün bu dünya neden böyle? Çünkü gençler bunu soruyor. Neden böyle? Neden fakirler çok fakir, zenginler çok zengin? Neden kimisinin yiyemeyeceği kadar milyarlarca doları varken kimisi günde 0.1 sentle geçinmeye çalışıyor? İşte bu düzen aslında çok eski değil. Yani belki de 100 sene, 120 sene öncesine dayanıyor bu düzenin kurulmaya başlanması. Burada aslında popüler kültür hem bunun öğesi hem de kültürün yeni nesil bir parçası olarak bu oluşumu da besleyen bir şey. Bu dengesizliği, bu eşitsizliği, kadın erkek arasındaki eşitsizlik, gelir dağılımı arasındaki eşitsizlik, medeniyet seviyeleri arasındaki eşitsizlik aslında bir yandan bu eşitsizlikleri de biraz besleyen bir şey popüler kültür. Küreselleşme popüler kültürü besliyor mu? Tabii. İstisnasız. Yani ya en büyük ivmelendiren şey küreselleşme midir mesela? İkiniz en büyüğümü bilemem ama ivmelendirdiği şüphesiz. Hatta ikisi birbirini ivmelendiriyor. Hatta yani Fatoş'un demin bu zihin açıcı konuşmasında bana sizin bir lafınız aklıma geldi. Bence çok hoş da bir laf. Çin bu kadar büyük bir ekonomiye sahip olmasına rağmen
Abi. Hangi gün gittiniz de Çin filmi izlediniz? Çin filminde ağladınız mı? Evet. Çin pop şarkısında Rihanna'nın şarkısı gibi dans ettiniz evet. mi? Evinizde tek başınızayken Çin müziği dinliyor musunuz? Veya sabah kalktığında Çinli gibi uyanmak ister misiniz? Evet. Mesela? İşte popüler kültür, o görünmeyen kültürel ağ bize hangi taraftan bizim olmak istediğimiz şekilde gelirse biz o tarafa meylediyoruz. Bu da popüler kültürün bir gösteri olmasından kaynaklı. Hmm. Bir gösteri. Ve bu gösteri içinde herkes gösteriş yapmak istiyor. Bize gösterişin nasıl yapılabileceğini popüler kültür her 10 yılda bir yeniden tanımladığı için o tanıma uyacak şekilde hareket ediyoruz. Küreselleşme de bu gösteri ve gösteriş biçimini bir standarda koyup ama sadece 5 yıllığına, 10 yıllığına sonra tekrar değişiyor çünkü bu süreç. Bütün küresel pazara yayıyor. Yani tam sizin söylediğiniz Tabii. gibi Çinli de artık Amerikalı olma peşinde. Çünkü gösterinin Amerikan gösterisi olacağını düşünüyor. Karaköy'deki pilavcı şöyle bir açıklama getirmiş. İsmini söylemeyeyim reklam olmasın diye. O kadar popüler ki adam diyor ki pilavda bir şey yok. Enayi olan sizsiniz diyor. Pilav aynı pilav diyor. Bu çok enteresan. Yani tam popüler kültürü aslında güm diye anlatıyor. Sabah akşam sıra var. Adam pilav yetiştiremiyor. Pilavı çok güzel. Pilav bir şey yok. Pilav aynı pilav diyor. Enayi olan aslında sizsiniz diyor. Aslında çok doğru. Çünkü müthiş bir yaklaşım. Şundan kaynaklanıyor. Popüler kültür bir yazılım. Hı. Yani bu hardware'i biziz. İnsan olarak biz. Ama demin de söylediğim gibi bir öze sahip olmadığımız için yazılımın dışarıdan yüklenmesi gerekiyor. Yani sen insanın öze sahip olmamasını kanıtlayan müthiş bir argüman olarak popüler kültürü öne sürebilirim diyebiliyorsun. Bunun gibi bir sürü şey. Çünkü bu ileride evet. kayıt olarak kalacak. Hatta ilk programda sizle ne konuşmuştuk? Demiştik ki postmodernizmle beraber siyaseten post-truth'a, ekonomik olarak davranışsal ekonomiye, sanatta çağdaş sanata, kültürde de popüler kültüre savrulduk demiştik. Bu büyük paradigma değişikliği, bu da şu demek, ha demin şey söyleyecektim hatta. Foucault'un The Order of Things'te Türkiye'ye kelimeler ve şeyler diye çevrildi sanırım. Onun son bölümündeki paragrafta Foucault bunun tanımını yapıyor. Ve nedenini henüz anlayamamış. Yani kendisi söylüyor, anlayamadım. Diyor ki, modern insan tarihin belli bir döneminde birdenbire ortaya çıktı. Ve şimdi de dalgalar nasıl sahile yazdığımız isimlerimizi gelip gidip kısa bir süre içinde siliyorsa, modernizmin icat ettiği bu insan da aynı bu dalgaların silmesi gibi bir anda siliniyor ve şu anlık nedenini de bilmiyoruz. Soru, ikinize birden, hatta önce sizden başlayacağım. Sert bir soru olacak. Din, milliyetçilik, etnisite, popüler kültürün konusu olmuş mudur? İnanç da kültürün büyük bir öğesidir. Milliyetçilik yani, ortak yaratılan kültürden doğar. Bunlar yeni cumhuriyetlerde, Türkiye'de bunlardan biri kullanılmıştır. Fakat o zaman popüler kültür bu kadar böyle medya gruplarının etkisi altında değildi. Devletler daha ziyade kültürleri kontrol edebilir haldeydi. Dolayısıyla şimdi bugün eğer sıkı yönetim, ile yönetilen bir ülke değilse popüler kültürün din veya bilemiyorum ulusalcılık üzerinde bir etkisi olup olabileceğinden emin değilim. Mesela Kenan Evren'in acısız arabesk denemesi vardı. Sizin yaşlarınız mümkün değil yetişmez ve gerçekten içinde acıklı name olmayan, acıklı sözü olmayan arabesk şarkı icat etmeye çalışıldı. Ondan sonra işte benim 5 yaşında küçük bir kız kardeşim var diyor sevgilisine adam. Seni ondan bile kıskanıyorum diyor. Şimdi bunun da içinde acı var ama şimdi tutmadı tabii. Yani onu söyle. Yani devlet eliyle popüler kültür yaratma ya da popüler kültürün yönünü çevirme, bu dalgayı geri çevirme işi pek tutmadı. Buna rağmen sorum şu. Yani inancın büyük bir trend, inançlı insan olmanın çok iyi bir şey, toplumda önemli bir yeri olduğu ya da belli bir etnisiteye sahip olmanın toplumda yer edildiği veyahut da belli bir milliyetçi, ben milliyetçiyim arkadaş dediğiniz zaman eğer bundan prim sağlıyorsanız bunu da otomatik olarak zaman zaman popüler kültürün malzemesi haline getirmek mümkün müdür? Popüler kültürle bunların tümü hep çatışır. Çatışır değil mi? Yani onu bir açıklayalım çünkü herkes çok popüler abi çatışır. Çocuk. Yani çünkü şunu yapıyor, bunu şundan yapıyor. Şundan kaynaklanıyor. Aslında cevabını demin siz verdiniz bize. Popüler kültür evrenselleşme eğilimindedir. Diğer saydığınız bütün hepsi lokal kalır. Lokal kalır. Ve diğerlerini dışlama üzerine kuruldu zaten. Tamam. Diğer evrenselleşme şu an oturmaya başlıyor. Bir popüler kültür evrenseldir. Anladık. İddiası odur. Yani. İddiası odur. Küreselleşmeyle tabii.
Ondan sonra çok yakındır. Beraber el ele doğru yürür. Ciddi bir ekonomi yaratmıştır. Tüketime dayalı gider. Evet. Milliyetçilik, din gibi yerel unsurlarla çatışır. Aynı zamanda başkasını ötekileştiren kültürlerle de çatışır. Evet. Değil mi? Doğru anladım değil mi o zaman? Ya o zaman bakın yavaş yavaş hani programın ilk yarısına girirken popüler kültürü tam olarak anlamış olduk diye düşünüyorum. Son bir şey ekleyelim hatta. Popüler kültür istisnasız şekilde ekonomiyle doğrudan bağlantılıdır. Kesinlikle. Satılamayacak hiçbir şey popüler kültürün içine giremez. Tamam. Yani işte dakikaları bana söylüyor yönetmenim haklı olarak. Çünkü ben lafa daldım mı unutuyorum. Peki şunu soracağım. Hocam, Fatoş Hocam, arada sırada popüler kültürün hegemon güçler tarafından manipüle edildiğini düşünüyor musunuz? Ben popüler kültürün bir kere çok fazla Amerika yönetimi altında olduğunu düşünüyorum ve Türkiye olarak bizim de bunları takipte bir ülke olduğumuzu düşünüyorum. Avrupa'da yine aynı şekilde. Dolayısıyla da evet, büyük medya grupları, büyük finans şirketleri, dünyayı etkisi altında tutmak isteyen çok imparator oluşumlar popüler kültür üzerinden kesinlikle toplumlarda belli algıları oluşturuyorlar. Mesela nasıl? Mesela yıllar boyunca biz Rambo gibi böyle kahraman Amerikan filmleri izledik. Ne oluyordu orada? Amerikan ordusu geliyor ve Orta Doğu'daki masum halkı kurtarıyordu. Aslında biz bunu Sovyetler Birliği'nden kurtarıyordu. Sovyetler Birliği'nden kurtarıyordu. Evet, Rusya'dan. Evet. Aslında biz bunun böyle olmadığını okuyunca öğreniyoruz. Ama kaç kişi okuyor ve kaç kişi biliyor? Dolayısıyla bizim bile gençliğimiz Amerika her zaman kurtarır. Amerika yardıma ihtiyacı olan ülkenin yardımına koşar, herkese yardım eder. Bu tamamen film endüstrisi üzerinden algı yaratma konusuydu. Amerika'nın kahramanlığı, yani Amerika'nın ihraç edilen bir mal haline geliyor. Bir evet, yani. Kesinlikle öyle. Yine müzik endüstrisinde de Amerika'dan çıkan müziklerde mesela pek ajitasyona rastlamazsınız. Daha eğlenceli, daha renkli, daha mutlu hissettirecek. O müzik kliplerinde 1990'lardan sonra ideal roller sürekli alışveriş yapar, çarşı gezer. Boş vakit, en güzel boş vakit öldürülebilecek olan aktivite alışveriş yapmaktır. 2009 mortgage krizinden sonra mesela Amerikan başkanı çıkıp bu kadar her şeye kafanızı takmayın, gidin ve alışveriş yapın dediğinde bu aslında neyin hedeflendiğini, burada belki de devletle bu büyük grupların, ya zaten işte pek çok teori var artık, onlara girmeyeyim burada ama entegre bir şekilde çalıştıkları ve kimi zaman halkı körleştirmek, kimi zaman belli algılar konusunda onları inandırmak ve o yönde iletmek belli olgulara, belli inançlara. Dolayısıyla popüler kültürün kesinlikle kullanıldığını düşünüyorum ben. Ben vaktimiz varsa tabii var sanıyorum. Yine yani Fatoş'un konuşmasından ilham alarak aklıma geldi. Popüler kültür böyle rengarenk bir dünya sunuyor ya bize. O böyle rengarenk algıladığımız, başımızı döndürüyor. Püripak bir dünya var. Bu dünya istisnasız olarak yüzeysel kitle iletişim araçlarının verileriyle inşa edilir. Yani kitlesel, nasıl diyelim, televizyon, gazetelerin magazin sayfaları, vitrinlerin en renkli halleri bize en yüzeysel girdiyle o renkli çıktığı verir. Hiçbir zaman, demin Fatoş'un da kötü tarafını gösterdi. Ne dedi? Rambo filmlerini izlediğimizde başka düşünüyoruz, kitabı okuduğumuzda başka. Popüler kültür kitap verisine dayanmaz, onu dışlar istisnasız şekilde. Statik olduğu için mi kitap verisi? Çünkü dinamik hayatta statik şeylerden hoşlanır. Kitap verisi rasyonel olduğu için. Derinlemesine bilgiyle hiç hoşlaşmıyor. Bir şey daha ekledik. Popüler kültür rasyonaliteye de karşıdır. Tabii. Yani rasyonelleştirme eğiliminde değildir. Neredeyse bütünüyle bilinçaltıyla çalışır. Tekrar soracağım en başta. Özgürlükçü müdür bu sebeple? Şöyle cevap vereyim buna. Aydınlanma ilk ortaya çıktığında özelliği özgürleştirici olmasıydı. Sonradan her paradigmanın olduğu gibi otoriterleştirip içine kapandı. Evet. Popüler kültür de bir özgürleştirici olarak geldi. Ama daha sonra maalesef otoriterleşti ve içine kapandı. Kandırmacılaştı bence şu an artık. Bir gerçek nedir? Gerçek var mıdır? Algılanan şey gerçektir. Artık bunları konuşur olduk işte post-truth dünyada. Bir gerçek bizler dahi bu işin içinde bilimini yapan insanlar olarak doğru yoktur, yanlış yoktur, gerçek yoktur. Algı gerçekliktir artık yeni dünyada, yeni çağda. Böyle şeyleri tartışır hale geldik. Bana birisi Atlantis'i ve Mu medeniyetini anlatırken ben de dayanamadım. Dedim ki ya bunların var olup olmadığı, dedim
belli bile değil, uydurmasyon olmasın bunda. Bana döndü de ki, önemli değil hocam. Biz varmış gibi anlatıyoruz ve onun içerisinde güzel unsurlar var. Sen oraya bak dedi bana şimdi. Şimdi demek ki bu aslında popüler kültür, post-truth'a doğru eğilimler 1950'lerden önce de büyük ihtimalle başlamış ama fişeklendiği milatı siz 1950'ler olarak tarif post-truth ediyorsunuz. Şimdi daha geç. 1980'ler, 90'lar. Yani ama bir eğilim varmış insanlarda. Yani şöyle bir şey, gerçek olmasına gerek yok. Hani Andersen'den masallar gibi, Ezop'un masalları gibi. Yani sen şeye bak, içeriye bak diyor. Bir fark var ama. Yani önemli bir fark var. Hani ilk programda da konuşmuştuk. Post-truth için internet gerekiyor demiştim. Ah mutlaka. Gerekliliği de şuradan kaynaklanıyor. Viral yayılım için mi? Küçük aktörlerin söz söyleyebilme kapasitesinde tabii olması gerekiyor. Tabii. Post-truth daha önceki irrasyonellerden farklı olarak seçkinlerle seçkin olmayanların ortaklaşa uydurmasıdır. Hı. Halbuki tarihin hiçbir bölümünde yönetenlerle yöneticiler aynı anda uydurmasyon yapmadılar. Yönetenlerin uydurmalarına ikna oldular daha önce. Bugün bambaşka bir şeyden söz ediyoruz. Artık alttaki yönetilen sınıf da uydurmaya başlıyor ve çoğu zaman genellikle de duygusal çıkarları ortak olduğu anlarda kendi yöneticisine kullanabilecek çeşitli araçlar uydurmaya başlıyor. Post-truth bu. Peki kitap gibi rasyonalitenin en egemen olduğu, rasyonel dünya, modern dünyanın en önemli çıktısı kitaptır. Doğru. Peki kitap yazma veya roman yazma veya bir kitabı ortaya çıkarma kültüründe bu popüler kültürün ciddi bir hegemonyası başladı mı? Of, hem nasıl? Yani düşün. Yani her okuduğumuza şimdi inanmak gibi bir şey olamıyor artık. Çünkü biz şey, ya kitapta okudum dediği zaman biliyorsunuz eski cümle öyleydi. Çünkü kitapta devir, okudum Emre'cim. Editörler, hakemler kontrol yani ediyordu o zamanlar. Evet, şimdi böyle bir şey yok. Hatta şöyle bir sakıncalı bir durum var. Şimdi burada üçümüz de kitap çıkardık defalarca. Kimlerle yarışıyoruz? Ya açıkçası sudokularla yarışıyoruz yani, değil mi? Tabii. İngilizce sözlüklerle, aynen, İngilizce Türkçe sözlüklerle, almanaklarla veya aforizmalardan oluşan ama okuduğunuzda size hiçbir şey ifade etmeyen, bir şey anlamanızın mümkün olmadığı, anlam taşımayan, sözcükler taşıyan yazılarla yarışmak zorundayız. Renkli zorunda, hayatlarla. Evet. Çünkü bunlar kitabı taklit ediyor. Yani post-truth, hani gerçeklikte demin Fatoş'un söylediği gibi gerçekliği askıya alıp sahtesini onun yerine koyup bir süre sonra gerçekliğe gönderme bile yapmadan gerçek işte bu sahtedir deyip kendi kendine kapanan bir şey ya. Kitap da artık bir süre boyunca eski o önemsediğimiz kitapları taklit etti ama bir süre sonra artık bu taklidi bırakarak kendi kendisine, sırf kendine gönderme yapan yeni biçimler elde etti. Ve bunlar alaşım değiller, özgün biçimler. Kitaptan da olabildiğince uzaklar ama adları kitap. Şimdi aksine... Şimdi novella falan deniyor. Küçük novella, roman yazdım. Yani novella diyor, tabii eski bir tür de. Eski bir tür ama eski bir tür. Onun artık bir isimlendirme. İsim kaldı, içerik değişti. Harika. Kitapta da böyle oldu. Şimdi aksine, şimdi bir yerde konferans vermeye gittim bir yıl önce. Çok enteresan bir sözcükle karşılaştım yani. Ne iş yapıyorsunuz dedi. Hem de edebiyat hocası. Hem de çok önemli bir okulu yani. İşte dedim ki yazarım ben de. Yok yok, gerçek mesleğiniz ne dedi. Yazarım dedim hakikaten. O kadar okumuşsunuz, yazar mı oldunuz? Şimdi bunu neden söylüyor? Çünkü diğerleri kitabı eski yerinden etti. Artık hiçbir şey bilmeyen, hiçbir fikri olmayan, televizyona çıktığında sürekli rezil olmaktan başka hiçbir şey yapmayan bir kişi yazar olarak konumlandığı için sizi artık yazar olarak öyle algılıyor. Çok enteresan. Yani mesela müzisyen bir arkadaşım vardı, gerçekten çok zengin. Hala annem keşke başka bir iş yapsaydın oğlum, mühendis olsaydın diyor. Ve ya, bu da bir mesela çok post-truth bir yaklaşım gibi geliyor. Yani çünkü içi boşaltılmış bir kavram. Adam diyor ki ben gerçekten bir iş yapıyorum ama diyor. Fakat toplum bunu, yani özellikle popüler, bu toplumun popüler kültürü adamın doğru iş yaptığını kabul etmiyor. Tuhaf. Şimdi onlar biraz kuşak çatışması hocam aslında yani. İsterseniz. Bu çağda biraz kuşak çatışması yaşıyoruz çünkü çok hızlı değişti. Hangisi teknoloji egemen çok şu an? Çok hızlı ilerledi. Gençler gittikçe egemen oluyor. Öyle ben mi? Dahi onların yaratıcılıklarının ki gençsiniz hayatla... yani ondan yani. Ama ben bile sonuçta ben 80 kuşağında geliştim. Tabii. Benim zamanımda teknoloji, internet yeni yeni çıkmaya başlamıştı. Ye kuşağındasınız. Evet, ona doğmadım.
Şimdi mesela bugün üniversitede bizim öğrencilerimiz 19-23 yaş grubunu düşündüğümüzde ona doğdular. Hı. Onun içine doğdular. Yani o teknolojiyi, o telefonu, o laptopa, o bilgisayara. Şimdi dolayısıyla onlar hayata çok başka gözlerden bakıyorlar. Çok daha hızlı tüketiyorlar. Çok daha hızlı yeni şeylere geçiyorlar. Daha zor fokuslanıyorlar. Ayıp bir şey olarak bakmamalıyız bunlara. Yani, hayır, kesinlikle. Tabii, yani. Bu çağın özelliği. Yani bu jenerasyon böyle. Bu daha nasıl değişim gösterip ilerleyecek ben de bilmiyorum ama özellikle de şimdi ben 38 yaşındayım. Şimdi 18 yaşındaki çok farklı, 28 yaşındaki biraz daha okey. Ama 68 ile o 18 yaş arasında öyle bir uçurum var ki. Yani şey gibi değil, 1950'lerdeki 18 ile 68 gibi değil artık. Yani sanki böyle çok... çağlar akmış, teknoloji öyle bir anda yere getirdi yani ki. Doğru, yani bizim zamanımızın insanları, yani şöyle diyeyim, hiyerarşi üretme, otorite üretme meraklısıydı. Bugün o çocuklara bunu nasıl diyeyim, uygulayamadığımız zaman da fevkalade mutsuz olan, nasıl yani beni dinlemiyor, benim dediğimle hiç ilgilenmiyor diyerek hayata küsen büyük yaşlı ebeveynler görüyorum. Mesela kızı, oğlu artık 40'lı yaşlara gelmiş ama hala o alışmış orada, ben bir şey diyor, emredeceğim diye o yapacak. Hadi baba yürü Allah aşkına bu, falan bu tarafta... dediğin zaman yani bu, çünkü popüler kültür ile oradaki kuşağın kültürü tamamıyla alakasız. Bu taraftan kalıyor. 10 yaşındaki de bana diyor ki sen benim kararlarıma karışamazsın. Benim kızım 10 yaşında çünkü. Hmm. Yani dolayısıyla şimdi o kadar, şimdi 40 yaşında hala babasını dinleyen bir kuşakla 10 yaşında annesine sen bana karışamazsın diyen kuşak birlikte yaşıyoruz. İlginç. Bu 4 kuşak bir arada yaşamak kolay bir iş değil. Çok ben hızlı öğrendim. Bir iş değil. Şey, barış yok, ateş kes. Yani yapacak bir şey yok. Teslim olma. Tabii. Son 4 dakikaya girerken yani kitaba girdik vesaire. Bundan sonraki bölümde sosyal medyaya çok ciddi bir şekilde gireceğiz. Popüler kültürün en önemli silahlarından bir tanesi. Hatta o kadar büyüdü ki sosyal medya popüler kültürü içine aldı gibi. Kesinlikle. Klasik yaratıcısı de var, oldu. Popüler kültür de var vesaire de var. Şimdi son olarak şunu soracağım. Bir kere bir tarifi yaptık. Baştan tekrarlamayacağım. Miladı da koyduk. Yani 1950'ler dedik. Tek bir şey ekleyeyim hocam. Tabii tabii. Aslında Fatoş ona değindi de, yani hani altını çizmek üzere siz de değindiniz ilk açılış konuşmanızda hatta. Bazen de dönemin popüler işleri sonradan klasikleşebiliyor. Şimdi böyle bir o şey önemli. Evet. O bir zamanlar gerçekten modern olması gerekiyor. Mesela Shakespeare, evet. Mesela Queen. Tabii. Bu ikisinde de Queen mesela kendisini ifade ederken bile... Çok avantgard ve o zaman için çok Michael modern. Michael Jackson da bence öyle bir öye. Yani evet. Gittikçe klasikleşiyor. Doğru. Yani ölümünün üstünden herhalde bir 20 soru yıl. Soru soracağım. Olabilir. Madem öyle, popüler kültür müdür Queen? Queen kendisi popüler kültür olduğunu iddia ederek ortaya çıktı. Öyleydi. Ve popüler kültürdü ama bugün yüksek kültüre doğru geçmeye başladı. Evet. Shakespeare de böyle. Döneminin halk, mesela şimdi daha ilginç bir şey söyleyeyim aslında. Mozart da öyleydi. Mozart, aa, tabii çok ilerici. Mozart... Hayır, Mozart... Ravel'in Bolero'su da yani, popüler Mozart oldu yani. Mozart popüler kültüre aitti, bugün yüksek kültüre aitti. Evet. Şöyle oluyor da, evet. Mozart bir sanatçının herhangi bir haminin hamiliğinden çıkıp halk için üretim yapıp ücretini halka sattığı biletlerle kazanan ilk sanatçı. İlk sanatçı ve bu tabii çok tuhaf geliyor. Evet, tuhaf geliyor çünkü tabii. Kardinallere müzik İnanılmaz bir lazım. Şey o dönem için. Ve ondan reddediliyor sonra, o zaman. Evet. Yüksek kültüre sahip insanlar onu reddediyor. Halka evet. Hitap ediyor. Acıklı hikayesiyle bitirip Mozart zamanında meşhur değil. Evet. Mendelssohn kasap kağıdına sarılı. Çok... Hocam Mozart bayağı meşhur aslında. Sonra unutuluyor. Sonra unutuluyor. Ama döneminde bayağı ki, hatta unutuluyor derken bayağı unutuluyor. Mendelssohn bir kere daha keşfediyor. Bir gün bir kasap kağıdına, kasabın sardığı kağıtta diyor ki bu korkunç bir kombinasyon diyor. Bunu bir araştırayım diyor ve tekrar Mozart baştan keşfediliyor. Mendelssohn'la beraber ondan sonra ilahlaşmaya başlıyor ve dediğin gibi toplumsal kültürden üst kültüre oturuyor. Çünkü hatta, gerçekten önemli tabii, eserler. Döneminde Figaro'nun düğünü çok avam bulunuyor. Tabii tabii. Yani tabii. Avamlıkla eleştiriliyor çünkü, sürekli. Çünkü zifaf gecesiyle başlıyor. Ve diyor ki nasıl diyor yani kral ondan sonra Frederick Joseph mümkün değil diyor böyle bir şey. Ve zorla adama kabul ettiriyor. Çünkü zifaf gecesinde kullanılacak yatak çok popüler bir şey. Ve bununla başlatıyor.
bütün olayı. Diyor ki bu nasıl tuhaf bir şey diye. Zorla kabul ettiriyor. Sarayda geçmiyor. Sarayda geçmiyor. Bayağı, sarayda geçmemiz zaten en baştan. Bayağı ilginç. Hani, halka yönelik. Mesela Fatoş konuşmasının başında demişti ki popunuz halk. Es veriyorsun tamam. Yönetmenim. Ondan sonra araya girelim de efendim bu kıymetli sohbete sosyal medyayla ikinci bölümde devam edeceğiz. Efendim tekrar merhaba. Tabii ara verildi ama susmuyoruz ki konuşmaya devam edeceğiz tabii normal aramızda. Konu çünkü çok geniş perspektiften ele alınıyor. Efendim Yalın Alpay ile beraber bugün kıymetli konuğumuzu ağırlıyoruz. İkinci bölümde tekrar o var. Fatoş Altınbaş Sarıgül ve harika kitabı Popüler Kültür Nedir Ne Değildir. Hocam bazı şeylerin ne değildir demek daha mı kolay? Ben hep böyle yapıyorum. Hayat mesela benim için ne yapmamalı sanatı. Ondan sonra ne yapmalı olan kolay oluyor. Ne değildir desem mesela ne değildir? Madem kitap öyle yazıyor. Hocam popüler kültür gelenekselleşmiş hiçbir alışkanlık ve davranış biçimi değildir. Tamam mesela. Çok iyi. Onu anladım. Folklor mesela popüler kültür öğesi değildir. O zaman muhafazakarlık popüler kültüre ait olamaz hiçbir zaman. Çünkü geçmişteki kurumları sen öyle tarif etmiştin. Evet. Sahip çıktığı için vesaire diye bu iyi bir şey. Hocam kitap Altınbaş Üniversitesi'nden çıktı. Öğrencileriniz de ziyadesiyle nasipleniyor bundan. Ondan sonra kitap evlerinde de var eğer istiyorsanız alabilirsiniz ondan sonra. Sen galiba daha gelirken çok kıymetli tabii, bir kitap evinde buldun getirdin evet. Ondan sonra. Vitrindeydi. Hocam popüler kültürle alakalı kitap yazarken popüler kültürden etkilenmemeyi nasıl başardınız mesela? Hani bu kitap popüler olsun diye böyle bir hani acaba hani yok başaramadım de... hocam popüler olsun diye bayağı çaba gösterdim. Gösterdiniz mi? Böyle içini resimledik, böyle karikatürler koyduk, öğrenciler sevsin, popüler bulsun, renkleriyle ilgi çekici olsun diye. Çabaladık çünkü dediğim gibi popüler kültürden kaçılmıyor. Çok popüler kültür hayatımızın bir parçası ve özellikle de genç nesiller popüler olmayan şeyleri de pek sevmiyor ve tercih etmiyor. Şahsi bir soru soracağım. Tabii. Popüler kültür sizin hayatınızda ne kadar egemen veya kendinizi çok eleştirdiğiniz oluyor mu bazen? Bende var yani epey anlatacağım bende ama ilk önce size sorayım dedim ya. Hepimizin hayatında egemen bence. Tabii ki benim hayatımda da egemen. 20'li yaşlarımda çok daha fazla egemendi ve takip ediyordum. Fakat böyle okudukça, öğrendikçe, yazdıkça biraz popüler kültürü reddetmenin insan ruhuna daha iyi geldiğini hissetmeye başlıyorsunuz. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi çağımızın en büyük hastalığı biliyorsunuz depresyon. Pek çok büyük şehirde yaşayan insan depresyonla mücadele ediyor. Doğru. Popüler kültür yüzünden maruz kaldığımız bütün o görsellikler, bütün o kafa karışıklıkları, devamlı sürekli değişen trendler, onlara uyum sağlamaya çalışmak, bir imaj oluşturmaya çalışmak, iş hayatında başarılı olmak, zorunda olmak olgusu bunlar hepimizde var. Hepimiz belli egolar, belli hırslar, gördüğümüz ve arzu ettiğimiz nesnelerin güdümüyle çalışıyoruz. Bazı daha güzel, daha güzele, daha iyiye sahip olmak için çaba gösteriyoruz ve bunu bilinç dışı yapıyoruz. Çünkü bu bize kültürleşme sürecinde çocukken öğretilmiş bir şey. Dolayısıyla da bunun öğretilmiş bir şey olduğu ve böyle olması gerekmediği farkındalığını oluşturmak gerekir bence insanda. Biraz önce konuştuk, insanın özü var mı? Evet, bence de insanın özü yok. Çünkü kültürleşme süreci o kadar aktif ki yeni doğan bir insanı götürüp hangi kültürde büyütürseniz o kültüre inanarak, o dine inanarak, o ulusun bir mensubu olarak, o etnik kökene sahip olarak büyüyor. Dolayısıyla orada bir öz yok ama bence insan soyunun, insan varoluşunun genetik olarak İçinde yaşadığı şehir hayatına bir uyumsuzluğu var ve bu içgüdüsel bir şey. Biz bu kadar çok beton, bu kadar çok çalışma, bu kadar büyük egolar aslında doğamız gereği bir süre sonra tükenmişlik hissini yaşamamızın sebebi işte o içgüdülerimiz. O kaçışlar, o yeşilliklere kaçışlar, işte tatile gitme arzusu. Hı hı. Paylaşım yapma arzusu. Evet, paylaşım yapma arzusu veyahut da kendi kendine kalma arzusu ve her şeyden soyutlanma arzusu. Aslında tüm bunlar biraz içgüdülerimizden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla popüler kültür istesek de istemesek de eğer iş
çalışan bir insansanız, topluma mensup bir insansanız, doğru, reddetmediyseniz, cemiyetin bir parçasıysanız, mecbursunuz. Bir şekilde uyum içinde yaşamaya mecbursunuz veya onun dışında işte sapkın olarak nitelendirilmeye. Evet. Çok beğendim. Elden ayrıksı diyorlar, deli diyorlar, evet, bilmem ne. Deli diyorlar, tabii, evet. Farklı olmak bile bana inanın. Bana çok diyorlar o. yani. Yok hocam, olur mu? Adam yine ne yapıyor falan diye. Yok, peki, sizin popüler bir farklılığınız var. Allah popüler Allah bir farklılık o. Hocam siz annesiniz de, şimdi bu anne yetiştirmesinde de o bir zamanın bir popüler kültürü vardı. Şimdi annem beni yetiştirirken rivayet olunur ki, hiç bana söylemedi bunu. Gelirdik diyor, zırı zırıl ağlardın. Annen de döner bize şöyle derdi. Altını değiştirdim. Doyurdum. Üstü başı tamam. Hiçbir sıkıntısı yok. Sabaha kadar ağlayabilirim. Zaten bir süre sonra susardın diyor. Şimdi böyle değil. Yani doğru, benim için yeni işte o zaman Dr. Spock'un kitabı vardı. Herkes onu ansiklopedi gibi okuyordu. Şimdi yüz binlerce anne çocuk kitabı, evet, var. Evet, kesinlikle. Orada da popüler kültürün şeyi var mı? Çünkü anneliğinize de sesleniyorum buradan. Yani öyle mi yap? Herkes birbirinden bir şeyler, teknikler öğrenmeye çalışıyor vesaire. Kesinlikle var. Ama orada da yine farkındalık çok önemli. Yine bu da bence eğitimle gelen bir şey. Bir kere bu bilgi kirliliğinin farkında olmak ve hiçbir şeyi fazla abartmamak gerekir diye düşünüyorum. Biraz böyle yeni nesil annelerde böyle bir durum var. Bu helikopterleme diye geçenlerde birisi yazı yazmıştı. İşte tepesinde dur sürekli, hadi ona tut, aman bir şey olmasın vesaire, evet, diye. Evet, böyle bir özellikle... İşte ben çektim, o çekmesin falan. Şimdi popüler kültürün yeni şeyi bu, ürünü bu. Yani tabii bunları... Bizim şey anne babalıktaki yani. Ekonomik gruplara göre ayırabiliriz ama özellikle ekonomik olarak çok iyi durumda olan, well-being içinde olan aileler çok fazla aşırı özen gösterirken, orta sınıfta da varını yoğunu o çocuğa heba etmek ve o çocuğun geleceği, hı-hı, için kendini harcamak, feda etmek gibi bir olgu var. Dolayısıyla da aslında ebeveyn olmak zorlaştı bu zamanda. Ben özgürlükçü bir ebeveynim. Ben öyle çok pimpirikli bir anne, evet, de olmadım hiçbir zaman. Allah esirgesin diye büyüreceksiniz bazen. Yani. Elinizden gelen her şeyi yaptıktan sonra yani. Evet, yani biraz da kaderciyim açıkçası. Hı. Hani çünkü kaderci olmak insan psikolojisine çok iyi gelen bir şey. Çünkü bizler zaman zaman bu koskoca dünyada küçücük bireyler olduğumuzu unutuyoruz ve o koca egolarımızla her şeyi yönetebileceğimizi zannediyoruz. Annelikte de bazen her şeyin sorumlusu kendini görmek veya onu sonsuza kadar korumak zorunda olmak gibi düşüncelere kapılıyor insan. O da çok büyük bir sorumluluk, endişe, kaygıyı besler bir hale geliyor. Ve işte o depresyon dediğimiz, tükenmişlik dediğimiz olguyu beraberinde getirebiliyor. Kaderci olmak, inançlı olmak ve biraz oluruna bırakmayı bilmek aslında insan psikolojisini rahatlatmak için çok önemli. Şimdi bizi diyorum, dinleyen çocuklar çok da popüler değilsiniz diyebilir mi mesela ikimize birden, bu böyle klasik yaklaşımlarımız hani sebebiyle? Çünkü şöyle, bazen popüler kültür insanları iyi bir yere değil, komik duruma düşürecek yerlere de götürebiliyor. Bir trend vardı herhalde geçen sene, arabadan çıkarken düşenler, elinde, evet, paketlerle, evet, yüzüstü düşenler. Yani bunu niye bir insan kendine yapar diye ben bayağı bir uzun süre düşündüm. 80'lerin yani, saç biçimleri. Onu, ya veya şey, dün birisi, çok sevdiğim bir arkadaşım demiş ki, bu yeni demiş aplikasyonla kendinizi yaşlandırıyorsunuz, hmm, hanımlar. Peki niye botoks yaptırıyorsunuz diye espri yapmış. Yani madem hani bir yandan güzelleşiyorsun, bir yanda yaşlanınca ben ne olacağım diye. Yani işte hocam, sosyal medyanın etkisi. Nasıl bir akım, tabii, gibi yayıldı değil mi? 24 saat içinde. Yalın hocam, yani bir şey soracağım madem bunda. Merak popüler kültürün ateşleyicilerinden midir? Hayır. Değil midir? Değil. Değil. Çok enteresan. Yani merak ettim çünkü. Merak, aydınlanma, modernizmin ateşleyicisi. Yani yaşlanınca ne olduğumu merak ediyorum mu diyor. Popüler kültür kışkırtıcılıktır motoru. Virallik ve kışkırtıcılık. Viral olacak şeyi repost eder popüler kültür. O yaptı, kışkırtıcı, ben de yapayım ve viral olanı. Ve virallik tükendiği anda popüler kültür hemen yeni viral olacak, yani adaya geçer. Yani bir insanın bir aplikasyonu indirmesi, işte falanca markanın dünyanın en çirkin, bana sorarsanız, ayakkabısını, lastik ayakkabısını almasını, onunla sokak. Bu test edeyimle merak edeyim değil ya. Değil. Ben de katılacağım bunu. Tabii. Öyle mi diyor? Gösterinin yani kurallarına uyum sağlayacağım. Hmm, gösterinin kurallarına uyum sağlayacağım. Bu önemli bir şey. Peki sosyal medya kullanmayan bir insana
Mesela tuhaf gözle bakılması vesairesi, bu da bir toplum baskısı değil mi aslında? Şöyle, yani şöyle bir fark var. Demin Fatoş Hoca'nın da söylediği meseleyle doğrudan ilintili, bu depresyon meselesiyle biraz şundan kaynaklanıyor. Bu bütün gösteri tarihin ilk kez gerçekleştiği şekliyle bizim tanımadığımız insanlara yaptığımız bir gösteri. Hmm. Daha önce biz hep tanıdığımız çevreyle tabii 10 kişiye, 20 kişiye. Ve tabii kendimizi onlara beğendirmeye çalışırdık. Şimdi buradaki popüler kültürde kitle iletişim araçlarıyla zaten yayılabilen bir şey olduğu için veya yolda yürürken, bir yerde restoranda otururken biz hep tanımadıklarımızın gözünde yücelmeye eğilimliyiz popüler kültürde. Hmm. Şimdi dikkat edin, hepimiz kitaplarımızı yazdığımızda en yakınlarımızı okutuyoruz değil mi? Evet. Hataları görmesi Doğru. için. Televizyona çıktığımızda Doğru. nasıl göründüğümüzü en yakınlarımıza soruyoruz. Bizim aslında dünya üzerinde, yeryüzü üzerinde kurmak istediğimiz imaj, birebir tanıdıklarımız ve en sevdiklerimiz üzerinde kurmak istediğimiz imaj değil. Çünkü onlara en zayıflıklarımızı paylaşıyoruz onları. Doğru. Biz tam da en tanımadığımız insanlara gösteriş yapmak istiyoruz. Ve bunu neden yaptığımıza dair rasyonel bir şey ortaya koyamayız. Çünkü rasyonel bir tarafı da yok. Sosyal medya kimsenin birbirini gerçekten tanımadığı ama herkesin birbirine gösteriş yapmaya çalıştığı tam bir jungle alanı. Ve popüler kültürü de, post-truth'u da her şeyi besleyen, bu ateşine odun atan bir yer. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Popüler kültür post-truth'a göre daha önceden başladığı için sosyal medyaya mecbur değil. Reklamlara mecbur ama sosyal medyaya mecbur değil. Filtrelere mecbur veya Twitter'daki o farklılaşmış dile hı hı. mecbur ama bunun sosyal medya üzerinden yapılmasına mecbur değil. Post-truth buna mecbur ama. Sosyal medya üzerinden yapılmaya mecbur. Hani konuşmuştuk ortaklaşa Tabii. üretilmesi için. Popüler kültür o kadar ortaklaşa üretilen bir şey değil. Popüler kültürde merkezden gönderilen şeyler halk beğenisiyle çakıştığı an devam ettirilen, halk beğenisinin ondan vazgeçmeye yüz tuttuğu anda merkezden tekrar değiştirilen bir şey. Ama merkez bunu %100 dayatamaz. Yani merkez çeşitli atışlar gerçekleştirir. Bunlardan hangisi tarihsel olarak o dönemle çakışıyorsa İnsanlar ona belli bir süre beğeni gösterir. Bu beğeni de istisnasız şekilde kışkırtıcılık söz konusudur. Kışkırtıcı olmayan hiçbir şey popüler kültürün içinde var olamaz. Popüler kültür aynı zamanda sanatsal objelerin, nesnelerin kiçleştirilmiş şekilde kopyalanması ve kitleselleştirilmesidir. Yani bir zamanlar çok önemsediğin, vay falan dediğin, unique dediğin yani tek bir tane dediğin evet. şey. Ben şimdi bunları öyle bir çoğaltacağım ki evet. farklı farklı. Sen onu değil bunu beğenmeye başlayacaksın evet. iddiasında olan kışkırtıcı evet. yaklaşım. Evet. Öyle mi anladın? Evet. Yani. Ve popüler kültür çok tüketicisi. Fena. İktisata kadar gidebilir yani. Bence iktisatla popüler kültür acayip birleşik, Tabii bütünleşik. Sizin aslında bu konuda söyleyecek çok şeyiniz de var. Birazdan geleceğiz. Hollywood'la beraber girmeyi yani. Düşünüyorum. Tabii. Ha Hollywood. O zaman kısaca Hollywood'la ilgili tabii. bir giriş yapayım. Şu soruyla başlıyorum. Sonra direkt olarak hocaya geçeceğim senden söz alınca. Tabii hocam. Hollywood mu daha etkili, sosyal medya mı daha etkili popüler kültürde? Şimdi yani bu zor bir soru ama kafamda bir cevap var. Yalnız cevap doğru olmayabilir, üzerine düşünmeliyim. Tabii. Yine de aklıma ilk geleni yani söyleyeceğim falan ama diğer konuştuklarım kadar emin olmayarak söyleyeceğim evet. bunu. Bence Hollywood popüler kültürün kurucu öğelerinden birisi olduğu için hala merkezi bir tutunum sağlayan çıpa. O da şuradan kaynaklanıyor. Hollywood diğer ülkelerin televizyonlarından farklı olarak geniş bir stüdyo üretimi ortaya koydu. Yani, yani illa beyaz perdede olmasına gerek yok. Şu gördüğüm telefondan ki, da ben ki. Seyrettiğim için Netflix artık hocam. Üretim merkezi haline geldi. Netflix yani, artık tabii Hollywood'u doğru. Netflix'te yani, izliyoruz. Çok çok doğru. Kanal izlemiyorum artık onu izliyorum evet. diyenler var. Haber seyretmiyorum dizi izliyorum diyenler var. Dolayısıyla artık şöyle diyeyim. Mecra olmaktan çıktı üretim merkezi. Yani felsefenin üretildiği yer haline geldi. Nereden seyredersen evet, seyret diyor. Artık. Şunu söyleyeyim. Hollywood eski dönemin mitolojisine denk geliyor. Şimdi mitoloji şu demek, bizim rasyonel olarak algılayamayacağımız hayatla ilgili bir sürü şey var. Bunlar ancak kısa öykücüklerden hisseler çıkarılarak anlaşılabilir. Evet. Mitolojide o büyük işte dağların üstündeki tanrılarla, işte insanların arasında geçen o öyküler... Tabii, misal verilecekken onları kullanıyorlar. Evet. Tabii. Burada normal mantık silsilesi içinde karşı tarafa aktarılamayacak şeyler herkesin bildiği bu öyküler üzerinden verilirdi. Niye? Çünkü herkes o öyküyü bilirdi.
Bugün bunu ancak diziler ve filmler yapabiliyor. Çünkü hepimizin ortaklaşa seyrettiği yegane şeyler veya işte okumadığımız için o kadar yaygın. Herkes çok farklı şeyler okuduğu için. Bizim günlük mitolojimizi yani rasyonel olmayan ortak anlatımızı, ortak belleğimizi oluşturan şey Hollywood. O yüzden Hollywood sosyal medyaya göre popüler kültür oluşturmada çok daha etkili. Hepimiz oraya gönderme yaparak bazı şeyleri algılayabiliyoruz. Şu dizinin bu bölümündeki vardı ya, işte tam öyle hissettim. Öyle bir ortam oldu ki şu dizinin ikinci sezonundaki şu bölüm işte tam öyle oldu. O zaman hepimiz anlayabiliyoruz. Bunu ifade etmemiz mümkün değil. Ancak seyrederek kendimiz o hislerle empati kurarak onu anlayabiliyoruz ve ortak mitoloji olduğu için zorunlu olarak Hollywood'a gönderme yapıyoruz. Peki soru soracağım Fatoş Hoca. Eskiden Hollywood filmlerinden güzel söyledin çünkü bir mesel verilirdi. Ve sonunda iyiler kazanır. Aşk galip gelir falan. Şimdi öyle bir şey yok. Popüler kültür artık bir sinema ürününde bir mesel verme, bir öğüt verme. Bunu bıraktı. Kardeşim ben hayatımda böyle bir gerçeklik yarattım. Aynen de sana böyle sunuyorum. Vallahi sen de çok beğeneceksin diyor. Yani mesela bu Marvel'ın karakterlerinin her filmi mutlu sonla bitmiyor. Tabii. Dizilerde de yani, öyle. Hepsi peki mutlu bu da bitmiyor. Mı bir hep popüler kültürdür? Yani bir ana fikir vermeme, bir öğüt vermeme, sonunda iyiler kazanır, sakın ha kötü olma ha falan filan. Hiç öyle bir derdi yokmuş gibi gözüküyor yani. Şimdi, popüler kültür. Evet hocam, belki artık mesaj o değil ama çok fazla mesaj içeriyor hala bence diziler ve filmler. Mesela son zamanlarda belki siz de fark etmişsinizdir ki eşcinsellikle ilgili normalleştirmek üzerine bunu pek çok film var, dizi var. Hatta bu Türkiye'de de tartışıldı dizilerde bu kadar bu ilişkileri normalleştirmek. Bu tabii ki hani bizim de artık sosyolojide kabul ettiğimiz ve tartışmadığımız bir olgu. En azından hastalık olduğunun iddiasında değil artık. Kesinlikle. Modernleşti. Bu bir hastalık falan değil. Çünkü İngiltere'de değil. Biliyorsunuz yani 20. yüzyılın ortasına kadar hastalık diye tedavi evet. edilmeye kalkılan, hapis cezası verilen bir şeymiş yani. Şimdi bu her bireyin özgür seçimidir, eş seçimi evet. ve hangi cinsiyetten olduğuna da kimse yargılayamaz ve karışamaz. Fakat şu bir gerçek ki hala muhafazakar toplumlarda buna karşı bir tepki var, bir reaksiyon var. Hala eşcinsel ilişki yaşayan bireyler kendilerini toplumda çok rahat ifade edemiyorlar. Hı-hı. Çok özgür olduklarını düşünmüyorlar. Veya özgür oldukları yerler var. Mesela San Francisco gibi veya Hollanda gibi. Fakat Fransa'nın her yerinde özgür olamıyorlar. Fakat işte bu diziler üzerinden ve filmler üzerinden şu an bir normalleştirme, bir algı normalleştirmesi var. Bizde el üstünde tutulup nefret ediliyor. Böyle tuhaf bir bizde karışım var. Bizde sınıfsal gruplara göre değişiyor diye düşünüyorum ben. Yani sanat güneşi diyoruz, arkasından evet. konuşuyoruz evet. falan filan. Hani harika insan diyoruz ama içten içe aman işte benim evladım sakın ha böyle olmasın diyor. Tuhafız biz ya bu konuda. Yani biz tam da herhalde o tarafta popüler kültüre çok ayak uyduramadık gibi geliyor. Yani Orta Doğulu toplumlara göre Türk toplumu aslında biraz daha kabullendi bence. Evet, biraz değişim gösterdi. Osmanlı daha kültüründe de yeri olduğu için belki de. Evet biraz da. Nasıl kızdıracağım şimdi Osmanlı kültüründe yani. Evet. İnsanlar biraz da saygı duyuyorlar herkesin fikrine diye düşünüyorum. Fakat bunun gibi mesela kadın erkek eşitliği üzerinden, kadının çalışan kimliğini vurgulamak gibi veyahut da erkeğin de çocuk bakabileceğini vurgulamak gibi hala bence dizilerde, filmlerde böyle iç mesajlar var. Entegre edilmeye çalışılan. Bir çaba var diyorsunuz ya. Evet, çok da raydan çıkarmamak için insanları. Evet hani ama eskiden hocam üretilen şeyler daha azdı. Dolayısıyla hatırlıyorum yılda bir film gelirdi. Filmin de mesajı oysa aklınızda o kalıyordu. Şimdi çok hızlı tüketiyoruz. Çok fazla tüketiyoruz. Dolayısıyla farkındalığımız daha düştü, daha azaldı. Evet. Frederick Forsyth'in Çakal romanını ilk 16 yaşımda okuduğumda içimde tuhaf hisler oldu. Adam Charles de Gaulle'u öldürmek için o kadar çok organizasyon, plan vesaire yaptı ve başaramadı ki ben kitabın sonunda üzüldüm. Üzüldüğümü de babama söylediğinde oğlum sen delirdin herhalde dedi. Saçma sapan koca çok postmodern olmuşsun sen diye ben de espri yapmıştı. Sonra 30 yaşımda okudum. Babama hak verdim. 40 yaşımda şimdi okuyunca yani 50 yaşına geldiğimde diyorum ki babam hakikaten haklıymış. Ya. Bu cesmen cani bu. Yani bir adamı öldürmek için bayağı büyük planlar yapıyor vesaire ama Frederick Forsyth de öyle bir havada yazmış ki kitabı hani sanki çok da hoşlanmıyormuş gibi Charles de Gaulle'den ondan sonra vesaire. Niye bunu anlatıyorum? Hiçbir benim gençliğimdeki filmde ve adam senelerce insanları öldürdü ve mutlulukla gözlerini yumdu hayata. En sonunda yakalanırdı.
Yani mutlaka bir katil, kötü bir insan cezasını görür, değil mi? Tabii. Ve toplumu, çünkü biz böyle eğitiyoruz. Şimdiki gençler bu postmodern hayatta ve popüler kültürün de egemen olduğu yerde bazı kötü karakterleri bile moda figürlerinin, değil mi, moda unsurlarının yerleştirildiği bir yerde oryantasyon problemi çekmeleri normal değil mi? Bunu sorma yani. Niye suçluyoruz biz gençleri? Biz zaten para kazandığımız için hainane bir şekilde bundan. Sonra diyoruz ki bak niye böyle kötü şeyler? Hiç kötü yola düşme. Tamam diyor, sabahtan akşama diyor kötü insanların övüldüğü bir diyor, dünyada yaşıyorum ben diyor. Sevgi üzerinden bence. Bazıları da siyasetçi mesela. Yapımlar. Trump mesela ırkçı söylemde bulunuyor, oy veriyor millet ona. Evet, toplumun bir kesimi nefret ediyor, bir kesimi de oy veriyor. O da biraz seçim meselesi. Ben son dönem Hollywood yapıtlarında şeyi fark ediyorum hocam. Sevgi üzerinden bir mesaj var. Şöyle ki, kötülük yapan, çok parası olan ve zulmeden kişiyi hiç kimse sevmiyor ve o da hiç kimseyi sevemiyor. Ama daha mütevazi yaşayan ve o kötülüğe maruz kalan insanlar seviyorlar, seviliyorlar ve o sevgiyle duyulan mutluluk biraz veriliyor gibi. Şimdi şöyle düşünüyorum ben, özellikle Amerikan toplumunda öyle ciddi bir kesim fakirleşti ki, öyle, zenginlere karşı bir kin oluşmaması için, bir hırs oluşmaması için, evet onlar zengin ama siz de fakir, sevgi dolu ve mutlusunuz. Tabii. Bakın fakirler aslında mutludur, sevgilerini paylaşıyor. Zengin ama ne acı çekiyor biliyor musunuz onlar? Ne kadar aşk sevgisizler acısı falan. Yani hani ben hep böyle bir mesaj olduğunu düşünüyorum filmlerde son zamanlarda. İşte toplum ayağa kalkmasın, evet, deme lazım. Evet. Olabilir. Mesela bu Fransa'daki sarı yelekler hadisine de gireceğim. Hı. Oradan sana soruyorum. Şimdi Avrupa'ya çok bizim gibi sık gidenler iş için vesaire şunu görüyorlar. Hani TL'nin ne kadar değer kaybettiğini zaten söylemiyorum. Yani bir yemek yemeye kalksanız hani TL cinsinden çok para veriyorsa. Fakat Fransızlar da aynı şeyi söylüyorlar. Diyorlar ki bize, işte Profesör Emre Alkin bil ki diyor taksi şoförü 5 yıl öncesine göre ben diyor bu metropolün içerisinde yaşayamayacak hale geldim. Korkunç derecede borçlandım. Sürekli olarak rakamlar yukarı doğru gidiyor. Yani aslında fokur kaynadı. Bence hiçbir popüler kültür unsuru bu ayaklanmayı bastıracak güçte olamadı. Yani Fransızlar buna belki çalışmadılar ama ne diyorsun yani bu konuda? Yani bu... Önce Fatoş'un söylediği bir iki şey ekleme yapacaktım. Bence de çok yerinde söyledikleri. Yeşilçam filmleri de tam bu düzenek üzerine kuruluydu. Hollywood'da son dönemde bir de şöyle bir şey görüyoruz. Aşk kazanır falandı eskiden yani. Yani yoksullarla zenginler arasındaki ayrım çizilirken yoksulların her zaman birbirlerine bağlılıkları, toplumsal olarak dayanışmaları, evet, sevgiyle birbirlerine, evet, yaklaşmaları. Zengine göre daha işte tabiatı, doğayı kabullenici oldukları, evet, falan. Hatta yani zenginin zenginleşmesinde aslında diğer insanlara kıyabilme kapasitesinin olduğu bize alttan alta verilirdi. Damardan verilirdi. Verilirdi. İyi, yine toplum ayaklanmamış ya vallahi. Ayaklanmaması için verilirdi ama. Ha, tabii. Zaten. Evet. Tabii, yani da kendisini daha ayrıcalıklı ve daha imtiyazlı hissetmesini sağlardı. Anlatı tekniklerinde kötülerle iyilerin farklılaştırılması şöyle. Şöyle bir çizgi çiziyoruz. Burada iyi, burada kötü kişi. İyi kişi kendi çıkarlarını, toplum çıkarlarının arkasına ne kadar atarsa o kadar iyilik skalasında iyiye gidiyor. Kötü de her zaman şahsi kendi çıkarlarını toplumun önüne koyan. O yüzden Hollywood filmlerinde dikkat ederseniz kötü karakter genelde dünyayı ele geçirmek ister. Yani artık öyledir. Kitleyi o kadar karşısına almış ki bırakın bir ulusu, bir bölgeyi, bütün dünyayı karşısına alacak kadar. Bütün dünyanın çıkarına karşı tek kendisinin çıkarı. O olabilecek mutlak en kötü olarak. Ve o eşittir kim mesela ülkeler arasında? Rusya. Tabii, bütün Amerikan, evet, filmlerinde dünyayı ele geçirmeye çalışan Rusya'dır mesela. Yani. Böyle. Yani dünyayı Amerika ele geçirmiş. Ve o diğer gerçek tarafta mesela da Puri Pak, tek bir kişi, kurtarıcı ve ailesini dahi bu toplumu kurtarmak, tabii, için arka planda tutan kişi. Ama son yıllarda şöyle bir şey gözlemliyorum bir yandan. Hollywood bu siyah-beyaz ikilemini artık gri noktalara taşımaya, evet, başlayarak senaryo yazımında önemli bir adım attı. Ve anti karakter, anti kahraman, özür dilerim, anti kahraman, tabii, denilen yeni bir projeyi devreye soktu. Tabii. Artık kendisinin de bir sürü defosu olan ama aynı zamanda ona hala sevebileceğimiz kahramanlar. Bunları zaman zaman insanları vahşice öldüren seri katil şeklinde soktu. Tabii. Zaman zaman aşırı huysuz, hastalarını yerden yere vuran, zaman zaman aşırı şoklar geçirmelerine neden olan huysuz bir doktor biçimine. Tabii, tabii. Bazen de adaleti kendince sağlayan, evet, bunu da vahşice
yerine niyetinin, getiren insanları sevebilme kapasitesi yarattı. Evet, yani. Niyetinin iyi olduğunu dışarıya göstermekte zorlanan, huysuzluk yapan ama aslında varsa o özünde iyi birisi gibi göstermek. Bu da anti kahramanı eğer bütün özelliklerden, iyilikten tamamen soyutlarsanız artık seyircinin onunla özdeşlik kuramayacağından kaynaklandığı için böyle evet. kurguladı. Evet. Ama bu ilginç bir durum oldu. Yani oldu. Daha önce hep... Satın alındı bu. Evet. Ben kendim bizzat evet. şahit oldum. Anlatayım lafını balla kesmeyeyim. Bir film seyrediyorum. Sanıyorum kötü kahramanın kızını iyiler yanlışlıkla öldürüyor diye bütün dünya yok etmeye kalkıyor. Salonun %80'i gerildi. Yanındaki adam döndü. Adam haklı ya dedi bana döndü. Mesela bu bana çok tuhaf geldi. Yani olabilir doğru. Belki adamın kızı vardı. Gerçekten onu kalpten etkiledi. Çünkü kötü adamın kızına, kızı da iyi bir kız gibi gösteriliyor. Ona bir şey yapıldı diye bütün evreni dünya dahil yok etmeye karar veriyor. Şimdi dönüp birisi buna adam haklı ya falan dediğine göre o zaman bu hedefe ulaşmış. Bu satın alınabilir bir mal haline gelmiş. Bu acaba biz farklılıklarımızı daha rahat kabullenecek bir pozisyona getirir mi bizi yalın? Yani kötü kişiyi de anlamaya, dur ya onun da bir derdini dinleyin. Bu kötülüğü yapıyorsa belki falan gibi böyle bizi bir ulvi bir yere götürme potansiyeli var mı yoksa yani ayrıştırıcı bir potansiyel mi? Bence ayrıştırıcı değil evet. Yani empati kurmamıza yardım eden bir şey. Ama bunu, yaptım ama niye yaptım? Bunu Hollywood herhangi bir ahlaki ödevle gerçekleştirmiyor. Popüler kültürde, Hollywood yani bayraktarı olduğu popüler kültürde hiçbir zaman satılamayacak, pazarlanamayacak hiçbir ürün popüler kültür dolaşımının içerisine giremez. İstisnasız şekilde kazanç sağlayacak şeyler bu dolaşıma sokulur. Tabii. Kabul görürse popüler kültüre dahil olur. Kabul görmezse şirketler başka bir yöntem denerler. Doğru. Hollywood'da da denenen bir sürü yöntem içerisinde bu anti kahraman tuttuğu için bir anda buraya ciddi bir yüklenme gerçekleşti. Bir soru soracağım ikinize birden. Star Wars, Yıldız Savaşları, bu girişimin, bu senin bahsettiğin girişimin bence birinci üyesiydi ve küçük bir çocukken Darth Vader kötü doğru, karakter. Doğru. Öbür tarafta iyiler var ama Darth Vader kazanıyor yani sürekli. Yani bir çocuk olarak içimden demedim Allah için ama diyen arkadaşlarım vardı. Ya ben niye onları tutayım? Bu adam hep kazanıyor zaten. Güçlü bu. Adam parmağını böyle yapıyor. Milleti bu. Yani tuhaf bir güç yüklemişler o kötü karaktere. Evet. Fakat biz ilerledikçe bu adamın niye kötü olduğunu anlamaya başlayınca taraftar toplamaya başladı. Hatta... Yani Star Wars bilmiyorum hani kitabınızda yoktur mutlaka. Star Wars bana kalırsa hani bir milat yarattı. Kötü karakterlerin beğenilmesiyle hatta taraftar toplamasıyla alakalı işte o Stormtroopers'ların kıyafetleri, evet. beyaz bilmem ne herkes evine almaya başladı. Mesela kahraman çocuk çok popüler olamadı ama Darth Vader bayağı popüler oldu yani kafasıyla. Bilmem ne düşünüyorsunuz bu konuda siz? Şimdi şöyle popüler kültürün temel ikonlarından birisi Star Wars serisi. Tamam okey doğru yere derdim yani. Kesinlikle ben doğru. bunu hissiyatla söyledim. Mesela yani. Demin söylediğiniz ilginç bir şey daha var. O Darth Vader'ın askerleri beyaz renkteler. Evet doğru. Beyaz halbuki bizim geleneksel algımızda iyi bir şeydir o. İyilikle özdeşleşen bir şey. Evet Darth Vader'ın kendisi siyah ama. Tabii, rütbeler yükseldikçe kararıyorlardı hatırladın mı böyle? Yani şeyde, filmde. Ve bu şuna gönderme aslında orada bir gönderme var. Paradise Lost'ta. Milton'ın o ünlü kitabı Paradise Lost. Bu tabii İncil'in bugünkü genellikle anlatılan öykülerini Paradise Lost'tan devşiriliyor. Yani o İncil'in bir yorumu. Bu yoruma göre tam da Star Wars'taki benzerlik, yani Star Wars'ta benzerlikleri inanılmaz. Çünkü oradan esinleniyor muhtemelen. Orada da gökten melekler düşmeye başlıyor. Düştükçe atmosferde yanarak kızarıyorlar. Siyahlaşıyorlar ve kızarıyorlar. Tıpkı sizin söylediğiniz gibi rütbesel olarak yükseldikçe, yani gökten ne kadar yüksekten düşüyorsa, karalığı o kadar artıyordu. Burada işte Belzebub, Moloch, gibi işte Lucifer gibi çeşitli şeyler vardı. Ne diyelim? Kötü melekler. Tabii, tabii. Bunlar Star Wars evreninde Sith'lere denk geliyor. Ve iyi melekler de Jedi'lara. Ve tıpkı Paradise Lost'ta olduğu gibi bunlar da tam bir kocaman meydan içinde bir meydan muharebesine tutuştular. Dolayısıyla dinsel öğeleri yüksekti. Siz ne sormuştunuz hocam? Ben anlattım ama... Yani aslında şöyle...
Star aslında Wars'ın bir yandan kültürdeki yeriniz. Doğru bir yere geldin çünkü çok farklı bir yere götürdün. Yani şeytanın da bir melek olduğunu tarifleyen bir tamam, şeyden. Tamam harika oraya ondan bağlayacak. Sonra, Sith'lerin hepsi Star Wars'ta da eski Jedi'ler. Yani hepsi melekler, düşmüş melekler ve demin de Fallen Angels dedikleri yani evet. Böyle aslında kovulmuş gibi de. Evet yani ve neredeyse hiçbirisinin kendisine haksızlık yapılmadan önce pür bir kötülüğü yok. Hepsi belli sorunlarla karşılaştıktan sonra yani melekliklerinden çok fazla taviz verilmeden. Bol bol soru geliyor bu arada ve, haberiniz olsun hepsini size yönlendirmeye çalışıyorum. Darth Vader aslında Star Wars benim algıladığım 6 bölüm müydü? 6 bölüm. 6 tane önemli yani film. Yani sonraki yaptılar. Walt Disney'in çektiklerini George saymıyorum. Lucas bunu şey diyor uzay operası diye adlandırmıştı yani. Bu bir opera. Ha, soğuk operaya gönderdi. Yani, aynen öyle. Öykü Darth Vader'ın öyküsü. Bana da öyle evet, geliyor. Onun küçüklüğünden başlıyor, ölümüyle sonlanıyor. Yani sonraki bölümleri artık... Ya bu adam anlatsam. Kötü oldu ama niye kötü oldu falan diye bir hikaye ve bu yani. En sonunda da sizin söylediğiniz gibi aslında iyi tarafa geçerek sonlandırıyor. Evet, doğru. Hikayesi tekrar iyiliğin ağır basmasıyla sonuçlanıyor. İlginç. Yani oğluna olan belli bir evet. Sevgisi var, gel bana katıl diyor falan filan. Bir sürü karışık iş. Niye bunu sordum? Çünkü çocukluğumda çok etkilenmiştim. Yani adama bak yani... Kuvvet bunda, güç bunda, irade bunda, öbürleri sürünüyor yerlerde. Yani bu George Lucas'la beraber aslında işte tabii sonra Hollywood'a da sirayet eden bu şeyde kötü karakterlerin de ünlü olabilme, taraftar bulabilme işi sosyal medyaya güm diye girdi. Yani son bölümlere doğru yaklaşırken tabii sosyal medyadan konuşacağım. Saygıdeğer hocam, sosyal medyanın Twitter, internet, Facebook, aklınıza ne gelirse, Snapchat... falan ben hiç kullanmıyorum ama ondan sonra bizim Kerim kullanıyor o an. Ondan sonra esprili şeyler yapıyorlar. Yaşı çok büyük olanların da Snapchat kullandığını görüyorum gayet güzel çünkü üstünde aplikasyonlar. Ne yaptı bizi sosyal medya? Yani popüler kültür mü sosyal medyadan güç alıyor yoksa sosyal medya popüler kültürü bilfiil sömürüyor, kullanıyor mu? Sosyal medya aslında ilk çıkışı tamamen insanlar arasında network kurmak, iletişim sağlamak gibiyken şimdi son derece ticari bir olguya dönüştü. Sosyal medya bence yeni reklam alanı, reklam ortamı. Dolayısıyla da sosyal medyanın çok fazla ticarileştiğini görüyoruz. Ticarileşirken bence bir yandan da o insanlar arası iletişim kurma özelliğini de birazcık kaybediyor. Ve tamamen algı üzerinden, tamamen bir sahtelik üzerinden, bir işte... fake görüntülerle yaratılan görseller üzerinden bir dünya kurulduğunu düşünüyorum orada. Gençlerin çok fazla kendilerini değiştirip sosyal medyaya olmadıkları bir kişi gibi kendilerini yüklediklerini görüyorum. Ve birkaç kişiye de sorduğumda şöyle bir cevap aldım. Evet ama hocam orası sosyal medya yani orada herkes güzel görünmek istiyor. Neden kötü görünsün ki? Tamam ama o sen değilsin. Yani dolayısıyla burada bir kişilik yanılsaması yarattığını düşünüyorum sosyal medyanın. Özellikle gençler üzerinde belli güzellik olguları üzerinden hem erkekler hem kızlar üzerinde böyle bir erkekler için daha kahraman, daha güçlü, daha sportmen, daha atletik, daha flörtöz görünmek, daha arkadaşları çokmuş gibi görmek, kızlar üzerinden daha güzel, daha hoş, daha trendlere uyan gibi görünmek ve bu toplumun bütün kesimlerini kapsıyor. Çünkü sosyal medya telefonu olan herkes ulaşabiliyor. YouTuberların da burada çok önemli etkisi oldu. YouTuberlar, o bence YouTube başka bir dünya. YouTube'da tamamen bir iletişim var, bir anlatım var. Kendini anlatmak için veyahut da yaptığı işi anlatmak için YouTube kullanan da çok var. Bu instant messaging, Instagram dediğimiz olay üzerinden daha fazla bu fake dünyanın döndüğünü düşünüyorum. Bu da gençlerde çok bunalım yaratıyor diye düşünüyorum. Çünkü orada olmayan bir şeyi yarattıktan sonra bir noktada gerçekle yüzleşmek, gerçek hayattan soğumalarına ve o yalan dünyayı tercih eder hale gelmelerine sebep oluyor. Ya benim de ödüm patlıyor. Şimdi bizim çocuklarla bir hani selfie diyorlar ya, öz çekim çok komik. Ondan sonra... Aman diyor baba diyor bak bugün diyor iyi değilim diyor hemen reaksiyon veriyorlar. Halbuki ben neysem oyum yani yapacak bir şey yok yani. İyi görünmek gerektiğini mesela düşünüyor. Mesela iyi görünme popüler kültürün bir öğesi midir? Ben de araya girip bir şey ekleyeceğim aslında. Yani yine Fatoş bence çok güzel bir yere getirdi işi. Instagram
Şimdi bize yeni açılan bir sanal ortam ve görsele yönelik. O yüzden de tam böyle popüler kültürün istediği bir şey. Evet. Yazısal değil, yani düşünceye hitap etmiyor. Görsele, dolayısıyla bilinçaltına hitap ediyor. Buradaki sunduğumuz kendimiz, insanın özü yoksa zaten her yere uyum sağlayabiliyor. Ve oradaki şartlar işte başka şartlar gerektiriyor. Nasıl hocam, sizle daha önce konuşuyorduk. Tiyatronun dili bambaşka, romanın dili bambaşka, evet. Sinemanın dili bambaşka. Birbirlerini uyarlarken o dile göre uyarlamazsak çok kakafoni ortaya çıkıyor. 140 karaktere sığdır bakalım hadi yani. Evet, Instagram'ın da kendisini ifade ederken kişinin Instagram'a özgü bir stil oluşturması gerekiyor. Ama bence ilginç olan nokta şurası. Kişinin çoğu zaman kendi yakın arkadaşları da dahil, eğer yüz yüze görüşme sayısı düşmüşse sizi en yakın arkadaşınız dahi Instagram'daki halinizle kıyaslıyor. Evet. Yani evet. Ben kendi kişisel yaşamımda bunu görüyorum. Diyelim ki ortaokul arkadaşımla buluşuyorum. Tabii ki samimi sohbetler yapacağız, ha-ha-hi yapacağız, düşük sohbet yapacağız. Görüyorum ki oradaki koyulan resimlerin etkisinde kalıyor ve bana ona göre yeni bir pozisyon alıyor. Tabii. Ancak konuşmanın 30. 40. dakikasından sonra biz normal yani iki insana dönüşüyoruz. Yani ilişkileri düzenleyen, etkileyen bir evet, yaratım doğrudan gücü etkiliyor. Var Instagram'ın ve şu anda. Ve dahası bu konuşma 40. dakikadan sonra normale dönüyor ve biz evlere giderken tekrar işte Yalın'la barış oluyoruz diyelim. Evet. Ama 10 gün sonra tekrar buluştuğumuzda o yine 10 günlük Instagram zehirlenmesini yaşadığı için tekrar sizi başka birisi olarak kaçış algılıyor. Kaçış var mı bunda? Yani bundan kaçış insan istese kaçar. Bence bundan kaçış istenmiyor ki, gösteri dünyasının önemli öğelerinden birisi orası. Evet. Oradaki varlığın bulunmaması günümüz insanı için önemli bir silahın eksikliği. Ya çok iyi şeyler yaşıyorum ben. Varoluşun eksikliği. Mesela ikiniz de beni çok iyi tanıyorsunuz. Durup dururken bana bir ilham geliyor sabahın köründe, bir güneşe bakıyorum vesaire. Onunla alakalı kalbe hitap eden bir şey. Geri kalan, hocam sizi kim üzdü? Kim üzdüyse ben buna, Allah'ım vallahi bir şey üzmedi beni. Yani ondan sonra vesaire veya işte Seve Seve Aldattım diye bir kitap yazdım. Hemen sosyal medyadan kimi aldattın seni falan diye. Neyse İstinye Park'ta yürüyorum, ondan sonra yanıma bir tane hanımefendi geldi dedi. Çok ayıp dedi, sana hiç yakıştıramadım hoca dedi. Ne oldu dedim. İnsan dedi Seve Seve Aldattım diye kitap yazar mı? Nasıl yazar dedim. Severek aldattım yazsaydın dedi. O daha kötü değil mi hanımefendi dedim. Ondan sonra doğru ya falan dedi. Gel dedim otur bir çay içelim dedi. Kadından müthiş bir hikaye çıktı. İnanılmaz yani 5 kitap yazılır. Ama yani sosyal medya işte sizin verdiğiniz o kadar bir kere dediğin gibi binlerce kişiyle samimi olmanızı sağlıyor. Ve insanlarda bıraktığınız intiba. Ya yani bir insan öyle bir şey yazıyorsa garanti başına bir şey gelmiştir. Evet, hayır. Evet. Yani mesela popüler kültürde ya da postmodern hayatta gelmese de olur. Velev ki uydurdum. Evet. Demin ki anlattığım bir önceki bölümde Atlantis Mu medeniyeti. Yok. Hani var mı bilmiyorum. Yok ama bak ne güzel yaşamışlar diye anlatıyor. Varmış gibi. Senin çok güzel bir sözün vardır. Kurgu gerçektir diye. Yani kurcalamaya bunu gerek yok. Ama Instagram'a bir şey koyduğunuz ya da Twitter'a bir cümle yazdığınızda insanlardaki o kurcalama dürtüsü. Evet. Ondan sonra yani merak demeyeceğim çünkü sen dedin ki popüler kültürde evet. Merak yok. Belki yazdığımız şey kışkırtıyor insanları. Evet. Yani ve eleştirme özgürlüğü. Neler yazıyorlar? Yani her şeyi yani. Eleştirebileceğini düşünmek o cihazın öteki tarafından. Mesela insanların birbirine olan saygısını da kaybetmelerine yol açtı bence. Peki o gazını aldın insanların onu da soracağım size. Yani mesela çok öfkeleniyorsa adama direkt yazıyor mesela. Ya da kadına. Olabilir. Kişisel olarak gazını alıyor olabilir bazı insanların. Toplumsal olarak baskıyı kaldırmak, bir kalkışmanın önüne geçmek mümkün müdür? Sosyal medyada herkes hani çok rahatlıkla ona buna yazıyor, politikacılara yazıyor, yazarlara söylüyor, bilim adamlarına saldırıyorlar falan. Yani bu acaba bir bulunduğu yerden hiç ayağa kalkmadan sanki isyan etmiş gibi bir rahatlama yaratıyor mudur? Hiç böyle bununla alakalı çalışmalar yani yapmak lazım. Yani ben psikoloji bilmiyorum ama öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Tam tersine sosyal medyanın kışkırtacağını düşünüyorum toplumları. Ben de benzer. 7-8 yıl önce bir Rus tanıştığım birisiyle sohbet etmiştim. Böyle varlıklı bir kadın ve işte
Rusya'nın, Moskova'nın tepelerinde çok büyük bir evde oturuyor. Ve Rusya'da da biliyorsunuz ki gelir dağılımı çok adaletsiz. Bozuk. Yani evet, zenginler çok zengin ve hani yoksullar da yoksul. Mesela kadın dedi ki biz eskiden Rusya'da güven içinde yaşardık. Çünkü kimse bizim ne yaptığımızı, nerede yaşadığımızı, ne yediğimizi, ne içtiğimizi bilmezdi. Şimdi herkes bilir. Fakat şu an artık herkes bu sosyal medya yüzünden nerede oturuyoruz, evlerimiz nerede, ne yeriz, ne içeriz, nereye gideriz, hangi restoranda, her şeyi biliyor. Ben o yüzden artık Rusya'da yaşayamıyorum, biz ailece göçtük dedi. Orada da bulurlar gerçi yani, çünkü oradan da paylaşım yapıyorsa büyük ihtimalle. Ama şey, orada kişi hedeflenmiyor ki. Ha. Orada yani o kesim hedefleniyor. O kime denk gelirse protesto ona gider. Yani kadını kişi olarak kimse hedeflemiyor. O sosyal grup hedefleniyor. Ben katılıyorum. Sosyal... Yani bu Arap Baharı, sözünü balla kestim. Sosyal medyanın çok ciddi, yani ateşleyerek ortaya çıkardığı bir şey. Toplumsal hareket önemli bir kısmında sosyal medya üzerinden Gezi olaylarında da Twitter'ın çok büyük etkisi oldu oradaki örgütlenme üzerine. Yani. Hem örgütlenme hem de toplum vicdanında o görüntüler geldikçe tabii yaralar açıldı vesaire. Evet, evet. Öyle oluyor. Yani biraz dediğim gibi acının da yayılmasına, aşırı yayılmasına da sebep oldu diyebilirim. Sözünü kestim, kusura bakma. Yok, estağfurullah. Şimdi sosyal medya toplumun imtiyazlı olmayan kesimlerini İlk defa imtiyazlı kesimlerle iletişim kurabilir hale getirdi. Ve yıllarca, on yıllarca birikmiş o hınç bir anda dile getirilebilir oldu. Ve tam da istediği kişiyi adres alarak bu yapılabilir oldu. Bu da kişinin daha önce toplumda her zaman dirsek çevrilen, yüz çevrilen bu kişilerin ilk defa kendi söz haklarını söylemesi ve kendisi gibi olan bir sürü kişiyle aynı sözleri söyleyerek kendi hıncının ve düşüncesinin pekişmesine yol açtı. Hı hı. Yani gazı almak bir yana bence acayip bir kışkırtarak evet, ateşliyor. Evet. Tarafları kutuplaştırıyor. Kendi içlerine düşüncelerini test etmeye artık olanak vermeden kendi gibi düşünenlerin varlığını gördüğü an o düşüncenin pekişmesine yol açtığı için mantık tamamen askıya alınıyor artık. Tamamen duygusal özdeşleşme söz konusu. O yüzden hınçlı gruplar için sosyal medya kendilerinin İlk defa örgütlü olarak bu hıncı boşaltabileceklerini fark ettikleri bir mecra. Peki popüler kültürde sürekli isyan etmek, yani nedenli nedensiz bir şekilde ayağa kalkmak, kalkışmak vesaire ve bununla ilgili yepyeni bir şey ortaya çıkarmak vesaire var Şöyle mı popüler diyeyim, kültürün alışkanlığı? Popüler kültürün müşterisi çok büyük oranda orta sınıftır. Hmm. Daha üst sınıf, daha yüksek beğenilere, yüksek sanata gitmeye çalışır. En azından teoride böyle. Alt sınıf zaten hayat mücadelesi içindedir. Orta sınıf kendini belli bir seviyenin üzerinde tutmaya çalışır ve bunun için o gösteriş öğelerini kullanır. Kesinlikle. Ne sormuştunuz hocam? Dedim ki bu yani kalkışma, ayaklanma kültürü vesaire. Bu diyorum hani popüler kültürün bir öğesi midir? Yani popüler kültürle beraber ayağı mı fırlatıyor? Bu her şeyden yakınma durumunda. Çünkü Fransız ihtilalinde popüler kültür yoktu, onu demek istiyorum. Orta sınıfın yakınmalarında ve isyanlarında genellikle beni görün, ben de bir kanaat önderiyim. Ben aslında gördünüz mü tam da popüler bir kanaat önderiyim imajını yayma varken hınçlı grupta sizin bana onlarca yıldır yaptığınız haksızlığı işte şimdi yüzünüze vuruyorum feryadı var. Dolayısıyla hınçlı grubun yaptığı isyanda bir popüler kültür yokken orta sınıfın yaptığı o isyanmış gibi davranmada tam da bir popüler kültür etkisi var. Şimdi doğrudan şu konuya gireceğim. Çok ciddiydi, son 10-12 dakika diye tahmin ediyorum. Şimdi Yalın Alpay yazıyı çiziyor. Fatoş Altınbaş yazıyor, çiziyor. Sarıgül, Emre Alkin yazıyor, çiziyor. Bunların takipçi sayılarını toplayın. İşte 1 milyonu zor buluruz. Nerede canım? Benim. Bazı Mahveyilmez hocamız gibi, Altınbaş Üniversitesi kıymetli hocası, 1,5 milyon takipçi. Ama üretiyor, üretiyor, üretiyor. O mesela ne zaman sayın hocamın bu takipçi sayısına sahip olduğunu görünce gelecek için umutlanıyorum. Çünkü bu kadar çok takipçi boş yere takip etmez. Hocanın ürettiği eserleri üretiyor. Ben onun 1/10 kadar takipçi sayım. Yani ama cevap da yazamam. Yani zaten çoğaldığımı cevap yazamıyorum. Ben bütün takipçilerin cevap yazıyorum. Yalnız hocam çok tehlikeli bir sudayız bence. Tabii. Yani şundan söylüyorum bunu. Piyasaya bırakılan beğeni
her zaman doğru sonucu vermez. Şimdi oraya geliyorum. Bakın, o yüzden buna göre değerlendirme çok... Adı, sanı duyulmamış. Ama kendini trendsetter, yani trend belirleyici, blog yazarı veyahut da işte şimdi geliyorum falan gibi web sitesine sahip. Bakıyorsunuz 450 bin, 500 bin, 1 milyon vesaire takipçiler oluşuyor. Bunları nasıl yaptıkları tartışmasına girmiyorum. Şimdi baktığınız zaman bu kişilerin paylaşımlarında ciddi bir derinlik yok. Bir tehlike arz ediyor mu? Yani çok takipçisi olanların üzerinden viral bir hareketle insanları tamamıyla başka bir yöne doğru sevk etme gücü var mı bu sosyal medyanın? Çünkü bizim üzerimizden yapamaz. Bize deseler ki şunu paylaş, niye paylaşayım ben? Mahvi Hoca'ya paylaşırsa paylaşmazsınız. Size sorsa paylaşır mısınız tabii, tuhaf tabii. bir şey? Hayır. Siz de yapmaz. Ama öyle onlar bir, yapabilir. Öyle bir gücü olduğunu düşünmüyorum ben hocam. Bence popüler kültür insanları oyalamak için var. Harika. Ve popüler kültür o tepedeki el tarafından bize veriliyor. Dolayısıyla o halkın kendi içindeki etkileşimiyle oluşan bir şey yani değil popüler kültür. Yani siz güven diyorsunuz. Yani çok tuhaf bir şey geldiğinde popüler kültür yüzünden vatandaş bu ne ya deyip tepkisini koyabilir diyorsunuz. Kesinlikle tepkisini koyar diye düşünüyorum. Bir de popüler kültür genelde eğlenceli öğelerden oluşur. Yani halk genelde eğlenecek, renkli, kafasını dağıtacak şeyleri sahiplenir ve onlarla ilerler. Olacak o kadar vardı mesela zamanında bilirsiniz. Neredeyse bütün Türkiye'nin aynı anda oturup izleyip tabii. güldüğü. Tabii. Yani dolayısıyla şimdi sosyal medyada bazı popüler gibi görünen ki biliyorsunuz sahte takipçi satın alma konusu da çok yaygın. O yüzden girmek istemedim oralara. Yani aynen. Dolayısıyla hani güvenilir bir kaynak olup olmadığı da çok tartışılır ama bence öyle kitleleri etkileyebilir bir etkisi yok. Ama kitleleri eğer o kitle belli bir inanç çerçevesinde işte Arap Baharı'ndaki gibi birleşmişse zaten herkes bunu düşünüyorsa da oradan bir fitil yakılacaksa yakılabilir Twitter'dan yapılabileceği gibi. Söyleyeyim, yani popüler kültür barışçıdır her zaman. Hiç öyle savaşçı mi? Olmaz popüler kültür, evet. Çünkü eğlencelidir, oyalayıcıdır, kafa dağıtıcıdır. Tabii. Diziler üzerindendir, magazinler üzerindendir, televizyon üzerindendir, internet üzerindendir. Yani popüler kültür oluşumu öyle bir şeyin halk nezdinde popüler olması genelde negatif şeyler üzerinden olmaz. Mesela İbrahim Tatlıses popüler bir figürdür. Evet, acıklı şarkıları da vardır. Ama çok fazla neşeli türküleri, eğlenceli düğünlerde, derneklerde çalınan, eğlence kutlamalarda çalınan müziği de çok fazladır. Dolayısıyla ikisini bir arada barındırır. Mesela sadece acınaklı söyleyen... Onun da meraklısı var gerçi ama niş var hocam. Kalıyor. Orta sınıf kendisini asla jiletlemez. Meraklısı var, yani. Başka bir şey. Hani tamamen kabul görmüş olmak başka bir şey tabii işte bu noktada. Onu iyi ayırt etmek lazım. Dolayısıyla sosyal medyanın gücünü çok büyütmemek lazım. Ama ticari gücü bence çok fazla. Evet. Yani o ticari neyin trend olduğu, neyin moda olduğu. Moda sektörü için çok önemli. Çok büyük bir endüstri. Yani sosyal medyadan Trump'ın attığı bir tweet, Türkiye Cumhuriyeti ekonomisine yani milyarlarca dolara mal oldu bir gece. Şimdi yani, Trump, ama Trump sosyal medyayı paylaşım yapmak için değil, bir mesaj, bir iletişim aracı olarak kullanıyor. Ve popüler kültür üretmek için değil, evet. Siyaset yapmak için. Yani bildiğiniz oradan onu bilerek okunsun, yazılsın ve o etkiyi yaratsın diye yapıyor. Amerikan başkanı olarak. Evet. O zaman şöyle, popüler kültürle sosyal medyayı en azından bir çizgiyle ayırabildik evet, burada. Yani... Evet. Sosyal medya aynı zamanda kitlelere bir mesaj verme aracı da olur. O yüzden illa popüler kültürü temsil etmek mecburiyeti değil. Popüler kültür daha köklüdür ve sosyal medyaya ihtiyacı yoktur var olmak için. Peki popüler kültür çözümcü müdür? Tabii, uzlaşımcıdır hep. Öyle mi? Yani çözüm yaratabilir mi? Çözüm ortaya koyabilir mi? Yani çözüm yaratması konusunda şüpheliyim. Ama Fatoş Hoca demin eğlenceyi özellikle vurgulaması çok iyi oldu. Çünkü bugünkü konuşmamızda eksik kalmıştı. Çünkü eğlenceli olanlar genellikle çok çözümcü... Olmuyor. Eğlenerek çözemiyoruz bir şey. Popüler kültür genellikle günün içinde stresten, yorgunluktan, yabancılaşmaktan boğulmuş kişinin kendisini artık serin sulara atma ihtiyacını karşılayan kültürdür. Bir de hocam homojen bir anlayış yaratır. Ben o anlamda uzlaşmacı olduğunu düşünüyorum. Doğru. Şimdi mesela Orta Doğu toplumlarıyla Türk toplumu arasında çok önemli bir ortak kültür oluştu. Türk dizileri üzerinden.
bir araya gelindiği anda o Türk dizileri konuşulmaya başlanıyor ve en ciddi tartışmalarda bile ortam yumuşayabiliyor. Çünkü doğru. Herkes ortak dili konuşur gibi bir hal oluyor. Yani dolayısıyla bir birleştirici, uzlaştırıcı, evet, homojenleştirici etkisi olduğunu düşünüyorum. Tuhaf bir çözümcülüğü de var. Christian Louboutin bence popüler kültürün önemli bir markasıdır. Kesinlikle. Ve diyor ki benim ayakkabılarımı giydiğinizde çok rahatsız olacaksınız diyor. Ayağınız acıyacak ama hiç yalnız kalmayacaksınız diye bir iddiası var mesela adama. Şimdi demek yani ortopedik açıdan bir çözüm sunmuyor ama mutluluk açısından kendine göre bir çözüm sunabiliyor. Şimdi bu bana çok tuhaf gelmişti ilk mesajı. Tuhaf da bir adam zaten, çok becerikli. Ondan sonra bugün moda, tekrar aynı şeye döndüğümüz sosyal medyadan sürekli olarak modanın paylaşılması, o kıyafetlerin içinde olduğunuzda önemli bir kısmında şık da değil aslında. Bir çözüm de size sunmuyor ama illaki giymek mecburiyetindesiniz. Millet diyor ki herkes sizi parmakla gösterecek. Bu bir çözüm olabilir. Ama hocam aslında için o sosyal medyanın marifeti değil, moda dünyasının marifeti. Yani popüler kültürün de bir marifeti. Ve şuna da şart yani koyalım. Yani sosyal medya, lafını kestim Yalıncığım. Şöyle bir şey tartıştırmaya uğraşmıyorum, yanlış anlaşılma olmasın. Şöyle bir şey takip ediyor. O defileler yapılıyor, o prodüksiyonlar yapılıyor, evet, o paralar harcanıyor, evet, o endüstri dönüyor. Evet. Sonra sosyal medya oradakileri yayın ve takip ediyor. Aslında dolayısıyla o endüstri zaten o tüketimi tetikleyecek bir şekilde, tabii, 3-4 senede bir sürekli trend değiştirerek, renk değiştirerek, hatta buna çok güzel bir örnek veriyorum ben öğrencilere, işte kadınların topuklu ayakkabıları. İşte 3 senede bir sivri yuvarlak küt, sivri yuvarlak küt. Yani bunun sürekli dönüşmesi ve eskiyi saklasanız da giyemezsiniz, bir şekilde fark ediliyor onun eski olduğu. Tabii. Yani bunun klasik giyemiyorsun. Evet, böyle bir öğe üzerinden tüketimin bu kadar desteklenmesi. Ya arabalar bu hale geldi ya. Otomobilinizi 5 sene kullandığınız zaman millet böyle burun kıvırmaya falan başladı. Ne var bir işte sağlam araba yani vesaire diye. Ama yeni modeli çıktı onun. Falan. Almadın mı hala? Yani. Bu tabii şöyle iktisadi meseleye döndüğümüzde müthiş bir tüketim çok ekonomisi yarattı ve sizin de belirttiğiniz gibi 1990'ların ortasında bu iş öyle bir hale geldi ki ilk defa Clinton ekonomi büyüme açısından altın yılları sunsa da şunu itiraf etti: Amerikalılar gelirlerin üzerinde para harcamaya başladılar. Doğru. Bu tabii korkunç bir borçluluk oranı yarattı. Bugün Amerika Birleşik Devletleri dünya ithalatının %33.2'sini yapmakta. Her şeyin güzelini istiyor. En popüler olanını Amerikalılar istiyor. En popüleri de o üretmeye çalışıyor. Yani şu an hepimizin kullandığı cep telefonları, evet, markaları, marka söyleyemeyeceğim için söylüyorum. Ancak öyle bir yere geldi ki dünyanın gelirinin %25'ini oluştururken dünyanın toplam borcunun %32'sine sahip bugün. Yani popüler kültür borçtan beslenen ciddi devasa bir ekonomiyi ortaya koydu yani. Tabii bir de şöyle bir durum var. Popüler kültürü orası ürettiği için karşılıksız para basabilme imtiyazına sahip oluyor. Tabii. Zaten şimdi artık karşılık cezası kalmadı. Herkes parayı rahat, tabii, rahat. Ama dolardan basıyor. Başka talep edilen para yok. Tabii. Tam da popüler kültür, tabii, yüzünden. Yani orayı kredi kartı olmayana yani tuhaf bir gözle bakıldığı. Tabii. İtibarsız. Tabii itibarsız veya şakada şukada parayı sayarak otel parasını ödemeye çalışan bir insana bu nasıl bir magandalık falan, evet, diye şey olduğu vesaire. Peki çok daha tuhaf bir yere geleceğim, az da dakika kaldı. Popüler kültür nazik midir? Zarif midir? Pek değil. Yani adab-ı muaşerete dikkat eder mi? Good man. Etmez. Etmez mi? Etmez. Etmez. Yani bunun içinde yoğrulmuş olanlardan çok büyük bir zarafet beklememeli miyiz yani? Şey midir? Üst sınıfa ait bir şey midir? Hayır, hayır. Tam yani üst sınıfa tepki. Şey, diyorum ki yani, bu ahlak, zarafet, nezaket, adam muhaşeret üst tarafa mı aittir? Yani popüler kültür. Aslında ben karıştığını düşünüyorum. Öyle mi? Evet. Yani mesela yani, yani güzel örnek olabilirken. Nezaket, güzellik, benim aklıma mesela Monaco Prensesi Grace Kelly geliyor. Tabii. O da bir popüler kültür öğesi. Kesinlikle. Yani okey, tamam, hani üst. Monaco'yu kurtarmıştır bu arada. Üst bir yani cemiyette yaşamış olabilir. Ama tabii aynı zamanda olabilir. Recep İvedik de bir popüler kültür. Demek yani istediğim birleşik aslında. Yani nazik, zarif değildir. Onu takdir etmez, dışlar da diyemeyiz. Ama her zaman öyledir de bence diyemeyiz. Dolayısıyla halk kın kabulüyle, herkesin beğenisiyle. Şimdi Recep İvedik yani herkes beğenmeyebilir ama herkes gülüyor. Bu bir gerçek. Yani her kesimden insan gülüyor. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü sonuçta bazı kısımları olmasa da bir yerden yakalıyor. Bütün filmin
ana haberlerde çıktığı yerine gülüyorsunuz en azından mesela. Son dakikaya geldiğimiz için bu soruyu niye sorduğumu söyleyeceğim. Çoğu kişi ciddi bir şekilde hem nazik hem zarif hem bilimsel hem sanatsal davrandığı halde Nicki Minaj'ın işte 20 milyon herhalde takip oraya kadar ulaşamadığından dolayı kendini üzüyor. Sevdiği sanatçının, popüler sanatçının yanında dörtte bir takipçisi olduğunu görünce hayıflanıyor. Hayıflanmayın. İşin olayı bu. İkiniz de gayet güzel özetlediniz sona doğru. Yani popüler olan illaki çok matah bir şey olmayabilir, illa muhteşem bir şey olmayabilir, çok derinlikli, çok güzel olmasına da gerek yok. Popüler olması yeterlidir desem ve böyle kısaca size de evet mi hayır mı diye sorup da bitirsem, ilk önce sizle başlayayım sonra hocamla bitireyim. Yani konuşmamın içinde de bir ara bahsettiğim gibi, kitap gibi bilimsel ya da bilgisel olarak derinleşen öğeleri dışladığı için ve hep yüzeysel kaynaklarla beslendiği için bu anlamda popüler kültürden hiçbir zaman derinlik bekleyemeyiz. Teşekkür ederim. Siz hocam, sizle bitirelim. Ben de aynı fikirdeyim. Toplumun kabul ettiği, beğendiği, takip ettiği ve popüler bulduğu her şey popüler kültür öğesi olabilir. Genel kabul önemli, genel izleme önemli burada. Tamam. Efendim, bugün iki kıymetli kişi konuştu. Ben genellikle sorularla onları hep böyle ortaya doğru çekmeye çalıştım ama ben bu sefer onlar beni çekti içeri ve ben de popüler kültürün öğelerinden bir tanesiymiş gibi davranmaya çalıştım. Başaramadım değilmişim yani. Siz ikinizin tarifinden anladığım o. Sevindim buna da. Yüksek kültür. Efendim bir sonraki programda yine çok kıymetli konu ve konuklarla beraber olacağız. Hem Yalın Alpay'a hem Fatoş Altınbaş Sarıgül'e teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.